Şimdi arkadaşlar katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Bu akşamki konuğumuz ülkemizin diğer ucundan neredeyse uzaktan geliyor. Profesör Doktor Cenk Fatih Çanakçı. Konumuz açık ve kapalı sinüs cerrahisi. Fatih Hoca periodontoloji bölümünde öğretim görevlisi. 1994-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumuş. 99 mezunu. 2000 ve 2005 yılları arasında yine Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi periodontoloji ana bilim dalında doktorasını yapmış. 2012 yılında da yine aynı üniversitede profesör unvanını almış. Yine çalışmalarını Atatürk Üniversitesi'nde Erzurum'da devam ettiriyor. Ben mikrofonu kendisine bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Ben şimdi bu online meetingler konusunda biraz acemiyim. Ekranımı paylaşabileceğim değil mi? Tabii şurada share screen sizde ekran olması lazım. Yani altta share screen evet, diye bir oradan alabilirsiniz evet. Ekranı. Evet ekran sizde şimdi. Ben de değil mi ekran? Evet teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bütün arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Tabii böyle uzaktan uzağa hani birbirimizin gözlerinin içerisine bakmadan birbirimizle yeteri kadar gülüşünü görmeden birbirimizin öyle söyleyeyim bu tip mitingler yapmak bizim alışık olduğumuz şeyler değil açıkçası. Ancak ne yapalım işte pandemi mevcut hepimizin bilgisi dahilinde kendimizi ve toplumumuzu ve insanlığı korumak için mesleki aktivasyonlarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Konuşmama başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeyim. Diş Hekimleri Odası hangi şubesi olursa olsun bizim meslek kuruluşumuzdur. Biz açıkçası Diş Hekimleri Odası'nın her türlü etkinliğinden çok büyük mutluluk duyuyoruz. Katılmaktan büyük onur duyuyoruz. Hem katılımcı olarak hem konuşmacı olarak defalarca meslek örgütümüzün toplantılarına katıldık. Diş Hekimleri Odası, iyi ki varsın bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizim pek çok problemimizde, pek çok sıkıntımızda bizimle birlikte olan örgütümüz. O yüzden her zaman onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Beni meslektaşlarımla buluşturduğu için. Yani biz teşekkür ediyoruz. Başkanın nezdinde. Evet. Bunun yanı sıra tabii implant firmaları bizim biliyorsunuz paydaşlarımız, çözüm ortaklarımız. Çeşitli implant firmaları var. Çok değinmek istemiyorum ama hani burada onun da söylemeden geçemeyeceğim. Ostem implant firmasına teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin ayak olduğu için benden rica etti. Bu sayede birlikte olabildik. Ona da teşekkür ederim. Sorumluluğu üzerimizde kalmasın en azından. Evet, bu konuya geçmek istiyorum. Tabii ki bizim yıllardan beri implant uygulamalarında dikkat ettiğimiz önemli faktörlerden bir tanesi maksiller sinüs bölgesi. Şimdi açık ve kapalı tekniğe geçmeden önce müsaadenizle maksiller sinüs bölgesinin bizim için önemiyle ilgili bir kısa sunum yapmak istiyorum. Bu arada Sayın Başkanım zaman sınırlamamız var mı? Böyle bir şeyimiz var mı yani? Yok hocam. Rahatça konuşabilecek miyiz? Tabii tabii. Yani zamanın ucu açık. Size bağlı. Evet. Teşekkür ediyorum. Çünkü genellikle benim konuşma tekniğim, perspektifim yani slide göstermekten daha çok vakalar üzerine yoğunlaşır. Çünkü Diş Hekimleri Odası tabii klinisyenlerle dolu bir örgüt. Yani tamam biz akademisyenler de odaya dahiliz ama burada çok akademik verilere girmek istemiyorum. Hekim arkadaşları onlarla sıkmak istemiyorum. Biz onları zaten yeterince asistanlarla diğer öğretim üyesi arkadaşlarımızla tartışıyoruz birçok akademik veriyi, detayları. Fakat burada daha çok kliniğe yönelik. Yani maksiller sinüs cerrahisinde kliniğe yönelik neler anlatabiliriz diye düşündüm. Genellikle de bu tip konuşma yapmayı severim zaten. Çünkü akademisyenlikten önce klinisyen vasfımız var hepimizin. O yüzden çok literatüre ve çok şeye boğmayacağım hiç kimseyi. Herkes bir kere bir rahat olsun.
TNF alfalardan, interleukinlerden bahsetmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Daha pratik şeyler anlatmayı planlıyorum ve genellikle de video gösterileri, yani vaka gösterileri yapmayı planlıyorum. Ama öncesinde tabii bir giriş yapmak lazım. Şimdi maksiller sinüs bölgesine, bizim için maksiller sinüslerin önemi, yani implant olmadığı sürece aslında diş hekimliğinin çok fazla alanına giren bir konu değildir maksiller sinüsler. Evet, zaman zaman diş hekimleri olarak maksiller sinüste işte enfeksiyonlardan, patolojik oluşumlardan veya maksiller sinüslerin işte özellikle diş kökleriyle ilişkilerinden ilgileniriz. Fakat bizim profesyonel anlamında maksiller sinüslerle uğraşmaya başlamamız arkadaşlar implantla başladı. İşte Dr. Brenemark biliyorsunuz, nur içinde yatsın öyle söyleyelim. İşte kendisi aslında bir anatomist ve ortopedisttir, diş hekimi değildir. İlk işte implant çalışmaları, osseointegrasyon terimini yavaş yavaş ortaya atmaya başlandığında yıl 1952 idi. İşte bu 1952 yılından günümüze kadar pek çok veri birikti. Ve biz bu veriler üzerine konuşmalar yapmaya, veriler üzerine tartışma yapmaya başladık. Aslında temel itibariyle bakın implant uygulamalarında kontraindike durumlar ve risk faktörleri mevcuttur. Şimdi bu slaytı koydum ben. Neden? Çünkü bu slaytta bir şey dikkatinizi çekmiştir. Ne kontraindikasyonlarda ne de risk değerlendirmesinde anatomik oluşumlar söz konusu değil. Anatomik oluşumlarla herhangi bir sıkıntımız yok. Yani ne sinüs, ne mandibular kanal, ne mental foramen, ne kontraindikasyonlarda ne de risk değerlendirmesinde yer almıyor. Neden? Çünkü biz bu anatomik oluşumları arkadaşlar bir şekilde yönlendirebiliyoruz. Bu anatomik oluşumların varlığı implant yapılmasına bir kontraindikasyon veya risk teşkil etmiyor. Ama tabii ki zaman zaman ister istemez bu anatomik oluşumlara yönelik bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Peki anatomik oluşumlar önemli mi? Tabii ki önemli. Ne zaman önemli? Dental implant uygulamalarda planlamayı etkileyen ve dikkate alınması gereken faktörlerdir. Neler? Maksiller ve mandibular anatomik oluşumları, bir de cerrahinin planlandığı bölgedeki kemik durumu. İşte bugünkü konumuz bu bağlamda maksiller sinüs bölgesi. Kapaca bir maksiller sinüsle ilgili bir değerlendirme yaptım size müsaadenizle. Aslında maksiller sinüsler klasik olarak paranazal sinüslerin bir parçasıdır. Maksilların posterior bölgesinde iki tarafta da bilateral olarak bulunur. Bu konuda bir şüphemiz yok. Maksiller sinüslerle ilgili sıkıntı dişler çekildiği zaman başlar. Çünkü dişler çekildiğinde hem internal hem eksternal rezeksiyonla bu bölgedeki kemik miktarını biz kaybediyoruz. Bu kayıptan dolayı ki biz buna biliyorsunuz özellikle internal rezeksiyonla maksiller sinüs sarkması ismini veriyoruz. Bu durumda bizim artık sinüsle ilgili bir takım, yani implant yapabilmemiz için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor. Bir takım ekstra cerrahi işlemler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu radyografi görüntülerini arkadaşlar internetten aldım. Çok net değiller o yüzden. Fakat maksiller sinüs bölgesi implant için her zaman problem oluşturabiliyor. En bilindik sıkıntılar işte implantların sinüs içerisine kaçması. En bilindik sıkıntılar. Fakat literatürde şu son görüntüde gördüğünüz gibi maksiller sinüsten göz tabağına kadar giden bir implant vakasından da bahsediliyor. Onunla ilgili de bir vaka çalışması var. Peki biz maksiller sinüsten uzak durmalı mıyız? Bu çok tartışılan. Durabiliyorsak tabii ki durmalıyız. Yani her vakada işte efendim hemen işte sinüs bölgesine girmemek lazım. Eğer mümkünse uzak durmayı denemeliyiz. Fakat bunu mümkün kılacak bir anatomiye sahip olmak lazım hastada. Mesela işte bir örnek vaka, geniş maksiller sinüsleri var her iki tarafta. Bu vakadan bir avantaj var. Nedir? Maksiller sinüsün mezial duvarları çok geride kaldığı için
Bundan faydalanarak hani en azından 5 numaralı dişler bölgesinde son implantlar sonlandırıp bir tedavi çözümümüz olabilir. İşte burada olduğu gibi tabii bu durumda yine işte eğimli implantlar biraz daha posterior implantın kron kısmı gelebilsin diye son implantları eğimli yerleştirme gibi bir durumu mecbur kalıyoruz. İşte bu vakanın mesela 1 yıl sonraki ve 3 yıl sonraki görüntüleri. Bu tip vakalarda biz kolaylıkla maxillar sinüsten kaçabiliyoruz. Ama tabii ki şartları yine de zorlamış oluyoruz. Çünkü neden dikkat ederseniz molar dişler üst çenede cantilever olarak yerleştirilmek zorunda kalınmış. Bu arada konuşmam devam ediyor değil mi? Bir sıkıntı yok Süleyman Bey. Yani çünkü yok, sanki yok burada hocam. Kendi kendimize anlatıyormuşuz gibi. Iyi. Yok. Şimdi bu işte bu online meetinglerin en büyük sıkıntısı bu oluyor. Evet. İnsanların diyorum ya gözünün içine bakmadan bir şey anlatmak çok zor. Evet peki devam yok, edeyim. Şu an için bir sıkıntı yok. Evet çok güzel, çok teşekkür ediyorum. İşte burada gördüğümüz gibi yani bu durumda gördüğümüz gibi bazen maxillar sinüsten kaçabiliyoruz. Bu tamamen planlama meselesidir. Yani işte sonlara eğimli implantlar bu şekilde bunu kurtarabiliyorsunuz. Fakat her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Bakın bir başka bir vaka, bunlar planlama için anlatıyorum bu vakaları. İşte kemik hatları, maxillar sinüsler. Evet, sinüsten kaçmak isteyeceğimiz zaman elimiz böyle bir dörtlü implant uygulaması. Peki, bu vakada böyle bir planlama uygun mudur? Şimdi bunu meslektaşlarımız arasında çok tartışıyoruz aslında. Biz akademik seviyede de tartışıyoruz. Ama inanıyorum ki meslektaşlarımızın kendisi de çok, yani kendi klinik pratiğinde de çok tartışılan bir konu. Neden? Şu açıdan. Yani kısa ark sabit protez kullanımı. Şimdi kısa ark acaba tam bir ark mıdır? Yani hastaya istediği bir dişi veriyor muyuz? Onun hayal ettiği, istediği, fonksiyonunu yerine getirebileceği bir oklüzyon sağlayabiliyor muyuz? Bu bir tartışmalıdır. Ben mesela çok görüyorum literatürde. Zaman zaman işte kliniklerde 5-5-10 dişte üst ya da alt çene fark etmez. İşlem bitiriliyor. Yani 5 numaralarda bitiriliyor. Şimdi molarların olmadığı bir oklüzyona biz tam bir oklüzyon deme şansımız var mı? Bir kere önce bunu tartışmak gerekir. İşte bir arkadaşımız hep şunu derdi. Bizden büyük bir abimiz. Ne yapalım derdi. Sabit istiyor. Ancak bu kadar verebiliyoruz. Fazlasını Allah vermiş. O da bakmamış diyordu. Böyle güzel bir esprisi vardı. Biz bu kadar verebiliriz derdi. Aslında espri olarak doğru olsa da tabii ki tıbbi olarak doğru bir tabir değil. Mümkün olduğu kadar hastalarımıza biz tam bir tedavi uygulamak zorundayız. Yani ikinci premolarlarda biten bir oklüzyonun ben tam bir oklüzyon olduğuna ve hasta için yeterli bir diş sağlığı olduğuna inanmıyorum açıkçası. Şimdi böyle olduğu zaman işte bu vakada olduğu gibi yani sinüslere dokunmadan, maksiller sinüslere dokunmadan hiçbir işlem yapabilmeniz mümkün değil. Ama açık lift ama kapalı lift ama kısa implant tercihleri bir şekilde bizim sinüs bölgesine tedavi uygulama zorunluluğumuz vardır. Şimdi bu vakayı mesela inceleyelim. İster istemez çift taraflı sinüs lift yapmak durumunda kalınıyor. İşte implantların yerleştirdikten sonra yaklaşık 4 ay sonraki durumu ve 2-3 yıllık en az 2 yıllık kontrol röntgenleri sinüslerde herhangi bir değişim olmadan sinüs operasyonu gerçekleştirmiş. Yani bir röntgen daha göstereceğim. Ben hep böyle panoramikler üzerinden gidiyorum bu vakalarda. Çünkü daha anlatı, daha faydalı, daha açıklayıcı olduğu için. Yoksa vakaların tomografileri de var ama derin derin anlatmak istemiyorum. Çünkü çok hani kliniğinin nasıl olduğuna yönelik çok faydalı slaytlar değil bunlar. Asıl kliniğin nasıl yapıldığına yönelik video seyretmek gerekiyor. Orada tartışacağız. Yani. Yine benzer bir vaka. Bu sefer parsiyel dişsizlik işte üst sol tarafta 4, 5, 6 ve 7 numaralı dişler yok. Burada görüldüğü gibi. Şimdi burada bir hesaplama yapıyoruz.
kısaca maksimum sinüs bölgesine yaklaşık 3-5 milimum civarında bir yüksekliğimiz mevcut ve 4 numaranın yeri çok daha uygun görülüyor implant uygulaması için. Ama işte her şey böyle panoramik röntgenler aldatıcıdır. Her şey böyle olmuyor. Ağız içinde şeye gelince, görüntüye gelince planlama değişebiliyor. Yani hani şu şekilde kalsa ne yapardık? En kötü ihtimal 4 ve 7'ye belki de sinüse hiç dokunmadan 7'ye kısa 4'e orta boy bir implant koyup hani sinüse dokunmayalım, pas geçelim sinüsü mantığıyla bir tedavi uygulayabilirdik. Fakat kliniğe geçtiğimiz zaman işte alveol kreatimizin okizal sınırları ortada. 4 numaranın, 5 numaranın, 6 numaranın ve 7 numaranın olması gereken bölgeler ve maalesef şimdi görüyoruz ki 4 numaranın hemen vestibülünde de çok derin bir undercut söz konusu. Şimdi burada bir tercih yapacağız aslında. Tercih şu. 4 numaraya implant koyup vertikal ve horizontal bir augmentasyon mu yapayım? Yani kemik artırımı yapayım yoksa sinüsü doldurup 4'ü pas geçip 5, 6, 7'ye güzel implant koyarak 4'e cantilever mı koyayım diye bir tercih tartışması söz konusu olabilir. Açıkçası uzun yıllardan beri de augmentasyon teknikleriyle uğraşmış bir arkadaşınız olarak şunu söylemek istiyorum. Yani en rahat augment edeceğiniz yer eğer dikkatli olabilirseniz sinüsün içerisidir. Çünkü sinüsün içerisinde internal bir augmentasyon yapıyorsunuz ve neredeyse üç tarafı kemikle dolu bir boşluğun içine grafileme işlemi yapıyorsunuz. Belli miktarda augmentasyonun olması kaçınılmazdır. Sinüs elevasyonu yapıldıktan sonra. Fakat vertikal ve horizontal augmentasyonlar için aynı garantiyi veremiyorum açıkçası. Yani bir tercih de bırakırsam, bir tercih yapmak zorunda kalsam, sinüs içerisine augmentasyonu, yani sinüs tip augmentasyonu tercih ederim açıkçası. Çünkü muhakkak yani işte 5 milim doldurursunuz, elinizde 4 milim, 3 milim kemiğiniz kalır yani. Ama öteki türlü augmentasyonlar bu kadar garantili sonuçlar vermeyebilir. O yüzden bu hastaya 4'e implant yerleştireceğimize 5 ve 6'nın yerine sinüs lift operasyonu gerçekleştirip sinüs augmentasyonuyla ilgili böyle bir tercihte bulunuyoruz. Şimdi bunlar planlamayla ilgili bizim tercihlerimizdi. Şimdi isterseniz biraz sinüs anatomisine bakalım. Sonra da sinüs anatomisiyle ilgili benim vakalarımdan bazı görüntüler elde edelim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Slaytlarımın bir kısmı İngilizce. Kusura bakmasınlar arkadaşlar. Bunları değiştiremem. Bunlar benim yurt dışındaki bir konuşmamdan kalan slaytlarım. Ama açıklayıcı yani sıkıntı verici bir şey değil. Dil değil. Çünkü çoğunlukla resimlerle dolu olduğu için anlamakta problem çekeceğimizi düşünmüyorum. Şimdi bu lecture'da ben daha çok biraz önce işte sinüse planlamaya dahil edelim mi etmeyelim. Sinüsün planlamadaki önemini gösteren birkaç vaka göstermiştim. Şimdi konuyu şuraya çekmek istiyorum artık. Öncelikle anatomi ve fizyolojisine bir bakalım maksimler sinüsün. Çünkü eğer sinüsle uğraşacaksak bütün yönleriyle hem anatomisini hem fizyolojisini bilmek zorundayız. İkincisi sinüslif cerrahilerin amacını ve tarihine şöyle bir iki slide'la değinip daha sonra sinüs lift operasyonlarına yaklaşımlar, işte kreastal ve lateral yaklaşım, bazıları açık kapalı liftleri, değişik isimleri de var ama sonuçta kreastal ve lateral yaklaşım olarak bilmek daha bilimsel bir tabir. Kreastal yaklaşımın kendi içerisinde teknikleri ve paralel lateral yaklaşımın kendi içerisindeki değişik tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi klasik olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi paranazal sinüs ailesindendir maksimler sinüs. Ama şunu da unutmamak lazım arkadaşlar. Bunu her konuşmamda üstüne basa basa ifade ediyorum. Her insanda anatomik yapılar farklılık arz edebilir. Bu cümleyi hiç unutmayacağız. Yani bütün insanlar aynı anatomiye sahipmiş gibi düşünüp hareket ettiğimiz zaman çok büyük yanılgılar içerisine girebiliyoruz. Çünkü küçük hücrelerde olsa insanlarda anatomik oluşumların hem ebatları hem şekilleri hem de bölgeleri farklılık arz edebiliyor.
Maksimilasyonuz küçük piramidal bir boşluktur. Bu detaya çok girmek istemiyorum. Birçok duvarı vardır. Önemli olan bu. Fakat bizi ilgilendiren kısmı her ne kadar maksimilar yani alveolar krakla ilgili sınır olsa da sinüs cerrahisiyle uğraşıyorsanız diğer sınırlarının da nereye gittiğini bilmek zorundasınız. Nitekim biraz önce ben size göğüs kavisine orbitaya kaçmış bir implant gösterdim. Ha, orbitayla sinüs arasında ilişki var mı? Normalde yok. Küçük çatlak ve delikler halinde bazı kontaklar var. Fakat bazı anatomik nedenlerden dolayı bu küçük çatlak ve delikler kocaman boşluklar olarak gözlenebiliyor. Bireysel farklılıklardan dolayı. Şimdi eğer sinüsü dolduracaksanız şunu da çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar. Ne kadar dolduracağınız sizin kontrolünüzde olmalı. Şimdi röntgenlerde özellikle panoramik röntgenlerde çok küçük bir alan gibi görünebiliyor bazen. Maksi dersiniz. Hemen sanki açacaksınız işte şuraya biraz elevated krefleme yapılacak gibi düşünülebiliyor. Fakat arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Yani içinde saatlerce içine kaçmış bir kök parçası veya implant aradığım sinüsler var ya. Yani. Mağara gibi sinüsler yani. Düşündüğünüz gibi küçük bir şey değil. O yüzden siz ne kadar doldurursanız onu alır. Yani kreft dolduralım. Ne kadar doldurur? 5 milim de doldurursanız, 10 milim de doldurursanız, 15 milim de yani sürekli alır yani. Hiç şey yapmaz yani. Yok demezsiniz. O yüzden ne kadar eleve edeceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Anatomisini çok iyi bilmemiz lazım bu yüzden. Mezyal duvarı farklı yerlerde olabiliyor. Yani karnın hemen distalinde de olabilir. Ve 6 numaranın bölgesinde de ya da 7 numaranın bölgesinde de olabilir. Bunu kestiremeyiz. Bunu ancak röntgenle ve CT ile belirlemek zorundayız. Bir diğer dikkat etmemiz gereken hadise de şudur anatomisinde. Bir kere maksimilar sinüs burunla ilişkilidir. Ostium vasıtasıyla bir ilişki mevcuttur. Hatta işte sinüzit olan insanlarda sık sık burun akıntısı olur, geniz akıntısı olur filan. Bunun gerekçesi işte bu maksimilar sinüsün buruna açık olmasıdır. Çünkü operasyonlardan sonra da zaman zaman şöyle oluyor. Biz bunu hastayı bu konuda uyarıyoruz. Mesela sinüsit operasyonu yaptıktan sonra hani bugün veya yarın veya birkaç gün böyle damlalar halinde küçük küçük burnunuzdan az miktarda kan gelebilir. Bundan korkmayın diye hastayı uyarıyorum zaman zaman. Çünkü neden? Sinüs içerisinde operasyon yaptığınızda sinüs içinde bir kanama olduğunda muhakkak oradan kanama biraz özellikle ostiumu yeterince genişse kesinlikle hastanın burnundan kan geliyor. Yani. Bunun farkındayız. Hatta şunu da bütün hekimler hemen hemen bilir. Ona da değineyim. Sinüs cerrahisi esnasında burnu sıkar, burnundan hava verir hastaya. Eğer membranda bir delik varsa, Schneider membranında veya sinüs açılmışsa, öyle söyleyeyim, kesinlikle bir ses duyarız. Evet, işte bu bağlantıdan tabii mukos bir şeyi de devam ediyor. Yani mukos sirkülasyonu da aynı zamanda devam ediyor. İşte hastalar sinüzit olduğunda şey oradan geliyor. Sıvı oradan geliyor. Bir de süperiyor duvarı var sinüsün göz tabanıyla. İşte biraz önce bahsettiğim hadise göz tabanıyla ilişkisi. İki noktadan göz tabanıyla ilişkileri var. İşte infraorbital kanaldan var. Bir de süperiyor duvarlar var. İşte bu ikisinin arasındaki süperiyor duvar var. Orada ufak tefek çatlaklar var. Bilmiyorum şurada gösterebiliyor muyum okla. O çatlaklar tabi burada normal anatomide çatlak ve küçük delikçikler halindedir. Fakat bazı bireylerde burada gerçekten inanılmaz bir implantın dahi geçebileceği büyüklükte delikler olduğunu söyleyebiliriz. Bunların anatomik farklılıklar. Sinüs tabanı normalde burun tabanıyla bir mesafe söz konusu. Yani dişin ağızda dişin varlığında bile sinüs tabanıyla burun tabanı arasında yaklaşık 1-1,5 santim arasında bir mesafe olduğu tahmin edilir. Bu bizim için önemli mi? Bu bizim için evet önemli. Sinüs operasyonlarında önemli. Çünkü hani sinüsü ne kadar doldurmamız gerektiği konusunda önceden planlama yaparken burun tabanına dikkat ediyoruz. Özellikle tomografilerde. İşte burun tabanı nerededir? Ne kadar dolduralım? Çünkü bu bizim için bir marker gibi bir şey. Yani burun tabanının yeri değişmediği için hastalarda
burun tabanı bizim için bir marker olarak değerlendiriyoruz. Arada bir sfinksler içerisinde, kendi içerisinde de duvarlar olabilir, değişik duvarlar. Biz bunlara, o da aslında bu duvarlara daha çok septum diyoruz biz, septalar. Bunlar ilerleyen dakikalarda bir video göstereceğim. Septum bir operasyon videosu. Orada da daha net göreceğiz. Aslında bunlar tam olarak sünüsü birbirinden ayrılmıyor. Yani sünüs o kadar büyük ki süperiyora doğru gittikçe bütün odacıklar birbiriyle birleşir. Yani aslında sünüs yine tek parçadır. Ama sadece bizim operasyon sahamızda, alanımızda odacıklar gözlüyoruz. Yoksa onun süperiyoruna çıktıkça kesinlikle o sinüs tek parça. Yani o odacık, o septum ortadan kalkıyor. Mesela işte burada iki tomografi görüntüsü var. Bakın aynı hasta mesela sol tarafı tek parça sinüs, sağ tarafı septumlu. Bu septumlu olması burada iki değişik maksiller sinüs olduğu anlamına gelmiyor. Bu kesinlikle. Bu işte şey olabilir. Yani ileride tabii ki bir septum ortadan kalkıyordur. Superior ayağını. Kafa tavanına doğru gittikçe. Bu bir kalkıyordur. Hatta üç parça olanlar da gözlenebiliyor. O da hatta zannedersem bu iki aynı kişinin röntgeni. İki, üç tabanla başlayıp iki tabana dönen ve iki tabanla başlayıp üç tabana dönen septumdan bahsedebiliyoruz. Şimdi sinüs anatomisinde aslında en dikkat etmemiz gereken şey damarlar, arterler. Birkaç slide sonra sinirleri de göreceğiz ama bir resimde. Sinirler açısından aslında son derece rahatız sinüs bölgesinde. Özellikle lateral veya kreastal sinüs dift operasyonu yapıyorsak. O konuda çok büyük sıkıntımız yok sinirler hususunda. Fakat arterler gerçekten bize ciddi sıkıntı oluşturabilecek durumda. Sinüs bölgesinin arterleri arkadaşlar posterior superior alveolar arterden geliyor ki bu aslında temel olarak maksiller arterinin bir dalı ve her ikisi de alt sinüs bölgesine doğru bu arter bölünerek işte anastomoz yapıyor ve orada iki önemli arter bizim dikkatimizi çekiyor. Posterior superior alveolar arterin iki önemli dalı bizim dikkatimizi çekiyor. İntraosteus ve ekstraosteus iki dal. Biri takriben sinüsün içerisinden intraosteus biraz daha kronale öyle söyleyeyim yakın yani dişlere daha yakın. Diğeri ekstraosteus ve sinüsün dışından biraz daha süperiyorda pozisyonlanan iki önemli arter. Şimdi bunların yerini biraz daha şöyle kaba taslak görelim. Aslında bu slide'de de, şu slide'de daha, şu kesitte daha rahat göreceğimize inanıyorum. İşte sinüs bölgesi, damarların tam geçiş noktaları. Biri biraz daha superiorda, ekstra osteus anastomozu. Biri de sinüsün içerisinde, iç kısmında biraz daha dişlere yakın bölgede, yani alveol kreatine yakın bölgede intraosteus anastomoz. Şimdi önce şu intraosteus anastomozun hangi şekillerde bulunabileceğini bir göstereyim. İşte anatomide görüldüğü gibi arter geliyor ve şu noktada ikiye ayrılıyor. Biri ekstraosteus olarak devam ediyor ve genellikle bu ekstraosteusdan biraz daha şeye doğru gider. Biri de intraosteus olarak kemiğin içerisinden devam ediyor. Eğer intraosteus devam ediyorsa ya kemiğin sinüs duvarına tam orta dışa doğru yakın bölgesine veya tam ortasında veya Schneider membranıyla birlikte veya tamamen Schneider membranı içerisinde olabilir. İntrosteus anastomoz. Bu aslında bu zaman zaman şeylerde görülüyor. Ben şimdiye kadar hiç yakalayamadım da görüldüğü söyleniyor. Yani tomografi kesitlerinde işte kemiğin içerisindeyse şu şekildeyse, şu üç şekildeyse bir şekilde görüldüğünü gösteren tomografiler gördüm. Ama ben şimdiye kadar kendi tomografilerimde öyle bir şey görmedim. Diğer taraftan
İşte bu ekstrosteus ve introsteus iki dal burada net bir şekilde gözlenebilmiş. Biz şimdi genellikle bu bölgelerde çalışıyoruz ama dediğim gibi vakaların bir kısmında anatomik varyasyondan dolayı bunlar daha tehlikeli bölgeden geçiyor olabilir. Veya alveol kreatin eksternal rezorpsiyonu çok fazlaysa biz daha yukarıda çalışmak zorunda kalabiliyoruz. O yüzden bu arterler önemli. Evet, ekstrasteroz arterin başka bir önemi daha var. Onu da ifade edeyim. O da şu. Bu slide'da göreceğiniz gibi. Şimdi tabii sinüs operasyonu için özellikle lateral yani lateral yaklaşım açık sinüs operasyonu yapacaksak file ve serbestleştirici bir takım ensizyonlar atmak zorunda kalıyoruz. Eğer ensizyonları çok dik atarsak ki benim başıma şimdiye kadar bu gelmedi ama burada işte ekstrosteoz şeyi anastomozu kesme ihtimalimiz var arteriyel olarak. O yüzden biz genellikle kesilerimizi biraz daha dik başlayıp yavaş yavaş horizontala yayacak şekilde kesiler atmaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi sinirler hususunda en güvenli operasyonlardan biri aslında sinüs operasyonları. Bizi çok fazla sıkıntıya sokmuyor. Çünkü sinüs bölgesi sinirler hususunda son derece rahat. Boş bölgeler. Bunun biz farkındayız. Evet, şimdi tabii ki amacına ve sinüs lif cerrahisinin amacına ve tarihine şöyle bir baktığımız zaman ama isterseniz şöyle yapalım. Hazır bu konuyu bitirmişken ben size iki video göstereceğim. Özellikle arterlerle ilgili bu videolar zannedersem rahatlıkla görebileceğiz. Süleyman Bey, videoları görebiliyor muyuz şu an? Görüyoruz hocam. Arkadaşlar, videoları görebiliyoruz değil mi? Videoları Evet. görüyoruz. Şimdi Herhangi bir sıkıntı ben yok. tamam, devam ediyorum o zaman. Tabii, Şimdi buyurun. böyle ara ara soruyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi yani ilk defa Yok. online bir toplantı yapıyoruz. O yüzden hani kopar arada internet gider ondan endişe ettiğim için arada bir soruyorum. Her şey yolunda Aksi bir gidiyor durum mu diye. olursa ben size ulaşırım hocam. Aksi bir Tamam, durum olursa ben teşekkür ulaşırım ediyorum. size. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sinüs lif cerrahisi yapıyoruz mesela. Bu arterlerle ilgili iki video üst üste göstereceğim. Biri şanslı, biri şanssız olduğumuz bir vaka. Bu bizim şanslı vakamız. İşte piezo cerrahisi kullanarak hastanın üst sağ bölgesine bir sinüs lift operasyonu yapıyoruz şu an. Bu operasyonu bir görelim. Biraz da sesini kısayım, benim de sesimi duyabilirsiniz diye şöyle. Evet. Şimdi burada tabii ki bir lateral yaklaşım. Bir pencere açıyoruz. Biraz daha kısayım bunu. Ha. Bir pencere açıyoruz. Bu pencereyi açarken işte bütün ne oluyorsa burada oluyor. Yani sinirle, işte damarlarla bir sıkıntınız varsa bir damar komplikasyonu yaşayacaksanız sinüs operasyonlarında pencereyi açarken bu iş gerçekleşiyor. Her şey aslında şu an yolunda gidiyor. Bu şanslı olduğumuz vaka zaten. Demin ifade ettiğim gibi. Her şey yolunda gidiyor. Güzelce penceremizi yavaş yavaş piezoyla açıyoruz. Tabii piezonun en büyük sıkıntılarından biri yavaş bir cihaz olması. Fakat yavaş cihaz olmasının yanı sıra güvenli de bir cihazdır. Onu da ifade edeyim. Yumuşak dokuya temas etse bile özellikle Schneider membranına çok fazla bir hasar vermez. Evet. Şimdi bu kapağı buradan çıkaracağım. İleride tekniklerden bahsedeceğiz. Bu tekniklerle ilgili bir video değil. Anatomi ile ilgili bir video. Ama tekniklerimizde de şu var. Bu kapağı çıkarabiliriz veya içeriye gömebiliriz. Ben genellikle kapağı dışarı çıkarma taraftarı bir klinisyenim. Çünkü içeriye kıvırırken Schneider membranına zarar verme ihtimalimiz olduğu gibi biz de genellikle bunu çıkardıktan sonra doldurup tekrar yerine yerleştiririm kapağı. Evet, şu interosteus arteri biraz önce bahsetmiştim. Onun için bu videoyu koydum zaten. Şimdi bakın kapağı çıkaracağız. Evet, kapağı çıkarır çıkarmaz
Arter Şener membranı güzelce konumlanmış şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, bu intraosseus dalı arterin zaten etrafından hafif hafif kan sızıntıları görebiliyoruz. Evet, şimdi öyle bir temas edeceğiz. Bakın temas edildiğinde arteri kan çıkışı daha da artıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bu bizim tabii ki şanslı olduğumuz bir vaka. Burada çünkü herhangi artere bir zarar vermeden membran elevi edildi ve işlem bitti. Fakat her zaman bu kadar şanslı olamayabiliyoruz. Onunla ilgili bir video göstereyim size. Evet. Başka bir vaka. Çok az olsa sesini açalım. Geliyor. Evet. Bu sefer bir üst sol taraf bir sinüs operasyonu yapıyoruz. Yine bir pencere kaldırıyoruz. Yine piezo ile kaldırıyoruz. Eskiden çok fazla piezo ile çalışırdım. Şimdi biraz daha tekniğimi değiştirdim. Şimdi piezoyu biraz daha az kullanıyorum açık konuşayım. Burada da her şey yolunda gidiyor. Bir sıkıntı yok gibi pencerenin üst duvarın üst çizgisini keserken birden kanama başlıyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapabiliriz? Açıkçası böyle bir durumda yapmanız gereken ilk iş şu. Paniklemeyeceksiniz öncelikle. Yani kanamanın miktarı ne olur olsun. Paniklemek her şeyi daha da kötü hale getirir. Öncelikle onu söyleyeyim. Paniklemeden operasyona kaldığınız yerden devam etmeniz lazım. Çünkü ancak şu an kanamanın olduğu bölgeye baktığım zaman kanamanın nereden geldiğini ve damarın pozisyonunun ne olduğunu bu kapağı çıkarıp anlayabilirim. Kapağı çıkarmadan bunu anlama şansım yok. O yüzden paniklemeden ilk yapacağım iş biraz daha hızlanarak, biraz daha elimi çabuk tutarak operasyona devam etmek. Evet. Şimdi kapağı çıkaracağım. Ama kanama iyi bir kanama söz konusu. Evet. Biraz tabii hızlı davrandığım için tam kesmeden şeyi çıkarmaya çalışıyorum kapağı. Çıkacak ama bu arada kapak ikiye bölünüyor. Benim için problem değil. Pencereyi dışarı alacağız şimdi. Evet. Şimdi kanama odağını görmem lazım. Nerenin kanadığını, kanın nereden geldiğini tespit etmem lazım. Evet. Şimdi hemen zaten ilk görür görmez bu bir arter kanaması olduğunu hemen anlıyoruz. Sıradan bir kanama değil. İşte size arter. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz önce bu arterin yerini size göstermiştim. Ya tamamen kemiğin içerisindedir ya kısmi olarak membran temastadır. Yarısı kemiğin içinde, yarısı membranın içerisinde. Membran temaslı ya da tamamen membrandadır. Eğer tamamen membranın içerisinde olsaydı, bir önceki videoda olduğu gibi, yani tamamen membranın yüzeyinde seyretseydi, bu durumda şey olurdu, böyle keserken kanamazdı kemiği. Demek ki kemik bağlantısı var. O yüzden kemiğe kompresyon uyguluyorum. Evet. Ve işlenme devam ediyorum. Bir taraftan da işleme devam etmek gerekir. Neden? Çünkü Schneider membranını eleve ettikçe membranda katlanma olacaktır. O katlanma da bir kısım kanamayı engelleyecektir. Çünkü kompresyon yapacaktır damar üzerine. Evet. İşlenme devam ediyorum. Dediğim gibi aslında dikkatli olunması gereken tek şey şu, panik yapmamak gerekir. Şimdi bir müddet sonra elevasyon işlemine devam ederken evet. Bak, kanamanın
neredeyse tamamen durduğunu görebiliyorum. Hem kompresyon yaptım kanama bölgesine. Neyle yaptım? Sinüs elevatörüyle yaptım. Sinüs membran elevatörüyle yaptım. Hem de sinüs eleve ettikçe damarda katlantı söz konusu oldu. Evet. İşte anatomik oluşumlarda en çok dikkat etmemiz gereken bu damar. Çünkü kesildiği zaman biraz önce gördüğünüz gibi ciddi anlamda kanamaya neden olabiliyor. Evet. Evet. Şimdi sunuma geri dönüyorum. Şöyle basalım. Evet. Evet. Kendim de şöyle. Evet. Şimdi gelelim sinüs liftin tarihçesine ve amacına. Sinüs liftin amacını zaten az çok hepimiz genel amacını biliyoruz. Yani biz maksiller sinüsle niye uğraşıyoruz? Kemik yetersizliğinden ve bölgeye implant yapacağız. Bölgeye implant yapacağımız için kemiğin miktarını artırmaya yönelik operasyonlar ve bir çeşit sinüs operasyonları, yani sinüs lift operasyonları bir augmentasyondur. Yani aslında augmentasyon yapıyoruz. Fakat tabii ki sinüsle ilişki, yani sinüsle uğraşmaya diş hekimleri başlamamış. İlk başlayanlar klasik hekimlik, işte sinüs patolojilerinde sinüsün içerisinde, tabii o zaman yeterli teçhizat olmadığı için şu an mesela sinüs patolojilerinde KBB'ciler daha çok sinüse ulaşmak için burundan, işte burundaki meatüslerden, işte kamera özelliği taşıyan bir takım cihazlarla, endoskopik cihazlarla ulaşıyorlar. Artık bizim gibi lateral açışlar sadece diş hekimleri tarafından kullanılan teknik. Bizim de bu tekniği kullanmamızın sebebi zaten sinüs membranını elde etmek. Ama patolojilerin ilk şeyi kalpleri tarafından bugün halen de lateral sinüs lift veya açık sinüs lift tekniği kalpleri tekniği olarak da isimlendirilir. O teknik olarak da bilinir. Aynı bölgeden açıldığı için. İşte ilk Caldwell 1800'lü yılların sonlarına doğru böyle bir tekniği geliştirmiş. Evet. Tabii daha sonra işte 1952 ile birlikte ilk implant uygulamalarıyla Brennemark'ın, daha sonraki yıllarda implantın yaygınlaşması, biraz gelişmesi. Hani sinüs bölgesinde yetersiz kemik alanlarına da implant yapabilir miyiz tartışmasını getirmiş diş hekimliğinde. Ve işte 1976 yılında ilk defa Dr. Tatum lateral sinüs lift tekniğini, yani lateral yaklaşımı. 1986 yılında da hani daha az invaziv bir yöntem olarak kıyastal yaklaşımı tanımlamış. Tabii ilk tanımlanan sinüs lift tekniği lateral teknik. Şimdi onu kriyastal ve lateral teknik konusunda detaylarını anlatacağım. Ama ilk bildiğimiz teknik şekilde görüldüğü gibi işte bir pencere açıp pencereyle birlikte membranı eleve edip bölgeyi greflemek üzerine kurulmuş. Amacımız ne? Tabii ki dediğim gibi yeteri kadar kemik kazanmak, implantın yerleştirebileceğimiz miktarda kemik kazanımı elde ettik. Tabii şimdi bütün bu işlemler esnasında işte bu lateral ve kriyastal tekniklerin geliştirilmesinde, değişik teknik çeşitlerinin geliştirilmesinde, hani cerrahinin daha az invaziv bir yönteme yönlendirilmesi, yönteme geçiş olarak değerlendirilmiş. Ama açıkçası şunu söyleyeyim, osteotom tekniğinin, yani ilk kriyastal yaklaşım olan, ilk kapalı lift yaklaşımı olan osteotom tekniğinin her ne kadar az invaziv bir yöntem olsa da çok başarılı bir yöntem ve çok kolay bir yöntem olduğunu da söylemek mümkün değil açıkçası. Çünkü bize benim asistanlık yıllarımda sinüs lift operasyonlarıyla ilgili bizim İlk edindiğimiz izlenim şuydu ve o izlenim halen bugün etkisini koruyor bende. Eğer kriyastal yaklaşımda, yani kapalı lift yaklaşımda başınıza bir komplikasyon gelirse bunun çözümü lateral olarak sinüse ulaşmaktır. Yani lateral tekniğe dönmektir. Dolayısıyla
Yani lateral teknik teçhizatınız yoksa, lateral teknikte yeteri kadar tecrübeniz yoksa, hani onda yeterli tecrübem yok, teçhizatım da yok, ben kriyastal yap demeyin yani. Çünkü kriyastalda yaşayacağınız en ufak bir kompresyon bölgenin açılmasını gerektireceği için laterale dönüşmek. Evet. Şimdi gelelim lateral ve kriyastal yaklaşımların, yani açık ve kapalı sinüsit operasyonlarının birbiriyle bir şöyle basit bir karşılaştırmasına gelelim. Şimdi tabii ki bu iki teknik karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar, tabii ki dediğim gibi kriyastal yaklaşım daha az invazif. Sanki hekim arkadaşlarımız tarafından da daha kolay gibi algılanıyor. Yani daha az alanı açıyorsunuz, daha az travma meydana getiriyorsunuz. Daha az kan görüyorsunuz açıkçası. Yani kanama az miktarda kan görüyorsunuz. Ve manipülasyonu daha kolay bir teknik. Evet. Fakat şunu da ifade edeyim ki laterale oranla, lateral tekniğe oranla, açık sinüs operasyonuna oranla kriyastal teknik kör bir tekniktir. Arkadaşlar. Zaten biz bir ismi de kriyastal şeyin literatürdeki bir ismi de blindness dediğimiz zaman kör teknik. Görülmeyen teknik. Çünkü yaptığınızı sadece hissedebiliyorsunuz. Gözünüzle görme şansınız yok. Ne kadar doldurduk, ne kadar ilerledik, membran ne kadar kalktı, delindi mi delinmedi mi Schneider membranı. Bunları kriyastal yöntemde, teknikte görme şansınız yok. Oysa lateral teknikte her ne kadar daha invazif bir yöntem olsa da, daha kaba bir yöntem olsa da, sinüsün içerisinde görebiliyorsunuz, membranda görebiliyorsunuz, aletlerin kullanım şeklini de görebiliyorsunuz. O yüzden böyle bir avantajı söz konusudur lateral tekniğin. Tabii ki lateralin, kriyastalin bir handikaplarından biri de şudur. Şimdi şöyle bir teknik yok mesela. Çünkü ben zaman zaman tabii biz üniversitede çalıştığımız için çevre illerden veya Erzurum'dan fark etmez hekim arkadaşların vakaları da bize geliyor. Çoğunu kendileri yönlendiriyorlar. Bazıları başka şekillerde bize geliyor. Şimdi implant uygulamadığınız kriyastal yaklaşım olamaz. Eğer kriyastal bir yaklaşım söz konusuysa, yani kriyastal olarak sinüsü elevate edeceksiniz ve %99 ihtimalle implantla birlikte operasyon yapmalısınız. Yani implant yerleşimiyle o seans yapmak durumundasınız. Yani kriyastaldan sinüse ulaşıp öyle graft tepip sonra implantı koymadan kapatamazsınız. Böyle bir tekniğin böyle bir özelliği yok. Muhakkak aynı aşamada implantı da koymak durumundasınız. Fakat lateral öyle değil. Yani açık teknik öyle değil. Açık teknikte operasyon esnasında implantları koyabilirsiniz de implantları koymayabilirsiniz de. Yani bekleyip işte 6 ay kemikleşmeyi bekleyip 6 ay kemikleşmeyi sağladıktan sonra işte 4-6 ay o kişiden kişiye bireysel olarak değişebilir. 4-6 ay bekleyip sonra da implantları koyabilirsiniz. Buradaki kritik tercih, yani bu ikisinin tercihindeki kritik aşama elinizdeki rezidüel kemik miktarı. Eğer zaten her iki tekniğin seçimindeki kritik nokta da o. Yani bu hastaya kriyastal yapalım. Evet ama 1 milim rezidüel kemiğimiz var. Mümkün değil. Yani en az şimdi klasik kitaplar ve klasik söylem, halen daha kitabı bilgi 5-6 milimdir. Ama benim gözlemim işte sinüsün topografisine göre 3 milime kadar kriyastal yaklaşıma gidebiliyoruz. 3-4 milime kadar. Bu da yani böyle şekilde gördüğünüz gibi düz bir sinüs tabanı olmayacak. Düz bir sinüs tabanı oldu mu daha fazla rezidüel kemik miktarına ihtiyacımız olur. Kriyastal yapmak için. Yani 5-6 milim olmalıdır yani. Öyle söyleyeyim. Birincisi bu iki tekniğin arasındaki en temel fark bu. Kriyastal uygulayacaksanız aynı seansta implantları da uygulayacaksınız. Dolayısıyla implantlarınızı sinüs içerisinde stabil tutabileceğiniz kadar rezidüel kemiğiniz olmalı. Yani. Ama lateralde öyle değil. Lateralde yani rezidüel kemik miktarınız işte 2 milim, 3 milim olur bakarsınız veya tünüs tabanı böyle dümdüz değildir tabii ki. Şekillerde çizildiği gibi. Kemiğin kalınlığı farklı yerlerde farklı arz edebilir.
aynı bölgede farklılıklar arz edebilir. İşte mezyale doğru, pardon, vestibüle doğru geldikçe daralabilir, palatinale doğru gittikçe kalınlaşabilir. Böyle anatomik değişiklik olabilir. Fakat implantınızı sinüs içerisinde stabil tutacak kadar rezidüel kemiğiniz varsa implantları yerleştirirsiniz. Lateral kemik. Yoksa yerleştirme şansınız yok. Sinüs dipti yapar. 4 ve 6 ay bekler. Kemikleşmeyi sağlar. Ondan sonra işlemlersiniz. Yine karşılaştırmada aynı biraz önce söylediğim gibi. Tabii ki daha az travmatik bir yöntem. Yani damarlarla işte efendime söyleyeyim işte özellikle insizyonu, vertikal insizyonu atmıyorsunuz. Serbestleştirici insizyonu atmıyorsunuz kriyastal yaklaşımda. Dolayısıyla daha az bir bölgede cerrahi yapıyorsunuz. Lateralde bu olay büyüyor tabii ki. O yüzden postop olarak yani postop değerlendirdiğimizde kriyastal yaklaşım lateral yaklaşıma göre çok avantajlı. Çünkü lateral yaklaşımda vestibülün en derin noktasına kadar bazen yumuşak dokuyu elevi etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla posto bu bölgede en azından introral bir şişlik, hastaya rahatsızlık söz konusu olabilir. Fakat kriyastal teknikte de bir takım dezavantajlar söz konusudur. Mesela nedir? Kör bir teknik olduğu için eski osteotom tekniğini kullanarak kriyastal bir yükseltme yapmaya kalktığınızda işte sinüs tabanındaki çatlama, orada sinüsün membranının zedelenmesi, delinmesi gibi durumlarla sık sık karşılaşıyorduk. Evet, burada biraz daha avantaj dezavantajlarını her ikisinin sıralanmışız. Mesela kriyastalın en büyük avantajı basit cerrahi olması ve insizyonun çok büyük olmaması, iyileşmenin daha hızlı olması. Lateralin ise en büyük avantajını daha fazla kemik kazanımı sağlayabiliyoruz. Evet, bunu unutmuştum söylemeyi. Bunu daha fazla kemik sağlamı şey yapabiliriz. Mesela kriyastalde 5 milime kadar rahatlıkla kazanabilirsiniz. Ama lateralde bu daha da artabilir. Yani ama kriyastal teknik kullanarak bir 5 milimin üzerinde bir kemik kazancı biraz yani iyi bir operasyon olmuş olur. Öyle söyleyeyim. Lateralin bir diğer avantajı da bildiğiniz gibi dediğim biraz önce de söylediğim gibi görebilerek çalışabilme avantajı. Dezavantajları var. İşte nedir kriyastalin? Daha düşük az bone grafti kullanıyoruz. Yani daha az şeyi kazanıyoruz. Kemik kazanıyoruz. Kör bir teknik. Perforasyonları tespit edemeyiz. Lateralin dezavantajları daha zor bir operasyon olması, daha büyük bir operasyon sahası olması, arterlerin çok büyük sıkıntı çıkarma ihtimalinin olması, özellikle lateral pencere duvarı açılırken. Evet. Şimdi tabii tekniklerde kullandığımız ekipmanlar da farklı. Mesela kriyastalı iki şekilde yapabiliyoruz. Birincisi osteotom setleri kullanıyoruz. Bildiğimiz şeyle osteotomla tık tık çekişle vurarak biz eskiden çekişle böyle tık tık tık. O yani hastayı bilmiyorum da beni çok rahatsız ediyor. Çok rahatsız edici bir yöntem yani gerçekten. Bir de kuvvet ayarlamak çok zordur orada. Yani bir vuruyorsunuz ilerlemiyor. İkincisinde biraz kuvveti artırmanız lazım. Daha kuvvetli vurmanız lazım. Fakat ne kadar artırmanız gerektiğinin siz de bilincinde değilsiniz. Ne olacağını bir saniye sonra vurduğunuzda ne olacağı belli değil. Hani biraz daha arttırayım dedim. Vurursun hiçbir şey olmayabilir. Yine sabit yerinde kalabilir. Fakat gereğinden fazla hızlı vurduğunuz için osteotom tamamen şeyin içerisine de girebilirsiniz içerisine. Yani onu ayarlamak gerçekten birçok vakada çok zordur. Öncelikle onu söyleyeyim. Fakat osteotom tekniğinin bir avantajı şudur sadece. Osteotom setini kullanarak kriyastal yaklaşımda sinüs dip yapmanın en bilindik avantajı nedir onu söyleyeyim. Sinüse elave ederken maksiller sinüs bölgesi tabii. Maksiller posterior bölge. Orada kemik biraz daha sponjus yani tip 3 iyi bir kemik tip 2 en iyi ihtimal orada yani. Tip 3 çoğunlukla da tip 4 kemikle karşılaşıyoruz. Sinüs elave ederken osteotomla aynı zamanda biraz kemiği de kondanse etmiş oluyoruz. Biraz kemik kondansasyonu da sağlamış oluyoruz. Yani kemiği implant yüzeyinin geleceği alanı biraz çünkü
Mesela 3,5 delip, 3,5 çapla delip 4 çapla vurduğumuz için biraz da kemiği kondense etme şansımız var. Onun haricinde bir ciddi avantajımız yok. Ama mesela sadece kriyastal osteotomi yapmıyoruz. Hatta artık ben hiç osteotomi yapmıyorum. Açık konuşayım. Çünkü osteotomda kullanmanın en büyük dezavantajlarından biri biliyorsunuz vertigo riskidir. Ya var olan bir vertigoyu tetikler ya da yoksa bile sanki vertigo oluşsun diye. Ya çünkü o kadar yakın ki kulaktaki kristaller bölgesine, maxillar sinüs bölgesi. Çok yakın yani. Vurduğunuz o titreşimler ve tak 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 her travma ciddi anlamda vertigo riskiyle karşılaştırabilir. O yüzden çok kullanmıyorum. Artık genellikle kullandığım mesela kas kit denen bir setim var. Biraz sonra onu da göstereceğim. Kullanımı da videoyla izleyeceğiz. Kas kit kullanan hidrolik elevasyon yöntemi. Aslında bunun adı kas kit değil. Hani işte bir firma kas kit der, ötekisi başka bir kit der. Önemli değil. Yöntem olarak söylüyorum. Kas kit yöntemi dediğimiz bu yöntem hidrolik elevasyon. Yani sıvıyı kullanarak eleve ediyoruz sinüsü. Lateral yaklaşımdaysa her çeşidini kullandım. Halen daha kullanabiliyorum. Piezo kullanabiliyorum. Rotasyonel aletler, yani frezler kullanabiliyorum. El aletleri her zaman hangi tek, yani pencereyi neyle açarsanız açın. Şimdi burada mesela yaklaşımı pencere açısına göre vermişiz. İşte pencereyi frezle açabiliriz. Piezo ile açabiliriz. Veya last kit dediğimiz özel frezleri olan bir set var, ondan da açabiliriz. Neyle açarsanız açın, sonuçta sinüs elevasyon setlerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Şimdi osteotom tekniğinin en büyük sıkıntısı dediğim gibi arkadaşlar, o tık 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 vururken kör bir teknik olması ve çok fazla bir dolum sağlama ihtimalimizin olmaması. Böyle çok takılmak istemiyorum artık. Evet. Bir başka dezavantajı da şu, onu da anlatmak istiyorum. İşte burada aşama aşama vermişim zaten. İlk frezle deldikten sonra osteotomla tabanı çatlatıp yukarı kaldırıyoruz. Fakat hani sinüs membranını böyle çok fazla yukarı kaldırmış olmuyoruz aslında. Membranı biraz iteklemiş oluyoruz. Çünkü osteotomla kriyastal yaklaşımda membranı eleve etmek için bir kuvvet uygulamıyoruz. Sadece işte kırdığımız sinüs tabanının zorlamasıyla biz elevasyon gerçekleştiriyoruz. Şekil. Sonra da gref koyup tak tak vurarak grefti içeriye tepiyoruz. Ha, bazen grefsiz de yapabiliyorduk. Bunu aslında grefsiz yapılacak durumlarda osteotom kullanmaya gerek yok. İmplantın kendi sert tipik özelliğini de kullanıp 1 milime kadar, 2 milime kadar öyle söyleyeyim, bir elevasyon yapılabilir. O yöntem yani. Evet. Tabii kör teknik olmasının en büyük nedeni şu. Yani bizim öyle panoramikte veya tomografide gördüğümüz gibi elimizdeki kemik yüksekliği her tarafta eşit miktarda değil. Onun ne kadar yüksek olduğunu bilemeyebiliriz. O yüzden yani biraz riskli bir tekniktir yani. Tık 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 vurduğunuz zaman. Ve evet, dediğim gibi elimizde ne kadar bir kemik kalır? İşte bu kadar kaldırabilirsiniz. Peki bu yeterli midir bizim için sorusunu tartışmak lazım. Bu çok tartışıldı. Akademik olarak da hatta bilimsel makaleler var. Konuyla ilgili yapmış sistemik revüler de var. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Hani bir implantın etrafında bu şekilde görüldüğü gibi, yani bu kadar bir grefleme ile kemik oluşturmak hani implantı çok garanti almaz. Açıkçası. Yani biraz daha fazla dolum yapmak gerekir. Ama işte kriyastal yöntem, osteotom kullanarak kriyastal bir yöntemde en fazla kaldıracağınız işte bu kadar. Bu kadar kemik kazanabilirsiniz yani. Çünkü sinüse başka bir zorlama yok. Yani şu bölge, implantın distal veya mezyalindeki bölgedeki sinüs membranını kaldırmak için herhangi bir kuvvet uygulanmıyor bir yöntemde. İşte farklı derinlikler varsa işte bu bir problem oluyor. Özellikle onu ifade etmek isterim. İşte bir tane değil de iki tane, üç tane yan yana implant yapacağız. Her yerde kemik kalınlığı eşit miktarda değil. Sinüs elevasyonu ne kadar olacak bunları bilmiyoruz yani. Eşit miktarda kuvvet uygulama şansımız yok her bölgeye. Evet. Bazen böyle şeye denk gelebiliyor arkadaşlar.
tam sinüsün yükselmeye başladığı bölgeye denk geliyor. Bu osteotomi kenarı sinüs Schneider membranına denk geldiği zaman ciddi anlamda membrana zedeleme yapabilir. Bir de şunu da düşünün. Bu sonuçta sinüs tabanı kortikal bir kemik. Kortikal kemiğin kırılmasından mütevelli bir takım Schneider membranı zedelenmeleri de çok sık gördüğümüz bir hadiseydi. Şekilde görüldüğü gibi. Böyle kalkarsa sorun yok bu şekilde. Belki çok fazla zarar vermiyor. Membranı biraz kaldırıyor. Bu şekilde kırılırsa sinüs tabanı. Ama yani nasıl kırılacağını çok kör bir teknik olduğu için tahmin etme şansımız yok. Bu şekilde membranı zedeleyecek şekilde de kırma söz konusu olabilir. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Biraz daha dar bölgelerde osteotom tekniği biraz daha kolay yapılıyor. Daha geniş bölgelerde biraz daha zor olur. Çünkü darlaştıkça yani damlacık şeklinde bir sarkma söz konusu oldukça membranın elevasyonu daha kolay oluyor osteotom tekniği. Ve biraz önce bahsettiğim gibi en büyük sıkıntısı vertigo riski arkadaşlar. Çok yakın yani kulağın işte o iç kulak bölgesinin şeylerin örs çekiç diyoruz ya kristallerin olduğu bölge. O bölgeye çok yakın bir bölge maksiller sinüs bölgesi. O yüzden ciddi vertigo riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Şimdi bir de hidrolik elevasyon yöntemimiz var. Bu hidrolik elevasyon yönteminden bahsettikten sonra bir video izleyeceğiz. Orada çok daha anlaşılır olacak her şey. Hidrolik elevasyon yönteminde kural şu. Stopper'lı frezler var set içerisinde. Önceden tomografi veya panoramikte de ölçebiliyorsunuz. Tomografiyle de ölçebilirsiniz. Yüksekliğini ölçüyorsunuz. Rezidüel kemik yüksekliğinizi. O yüksekliğe uygun mesela burada 5 milim mesela 6 milim kadar bir mesafe ölçtüyseniz bu bölgede 5 milimlik stopper'la başlıyorsunuz. Deliyorsunuz ve sinüs tabanına ulaşıyorsunuz. Sinüs tabanına ulaştıktan sonra özel bir şırınga ve ona adapte olmuş bir aparayı var. Onunla birlikte sinüsün içerisine su veriyorsunuz. Sıvı basınçlı bir şekilde. Sıvı bir miktar elevasyon meydana getiriyor ve siz orayı grefle özel gref porterları var taşıyıcılar. Taşıyorsunuz ve implantınızı yerleştiriyorsunuz. Teknik temel olarak bu. Sette 3 değişik çeşit cihaz var. İşte dirilleme frezleri var. Hidrolik elevasyon için frez var. Bir de grefti tepmek için bir şey var. Şimdi kas dirili açıkçası frezleri özel dizayn edilmiş frezlerdir. En büyük özelliği şudur. Sinüs tabanına ulaşsa hatta sinüs tabanını geçse bile Schneider membranına zarar vermeyecek dizaynda üretilmiş. Yani ucu o dizayna sahip frezdir. O yüzden siz şeyden içeri girseniz bile sinüsten içeriye stopperlar mekanik olarak bir yaralanmayı engeller. Çünkü milim milim ilerliyorsunuz. Stopper daha fazla ilerlemenize müsaade etmiyor. Frezin ucu da her ne kadar dönüyor olsa da Schneider membranını yakalayıp buna zarar verecek bir frez ucu değil. Çünkü özel dizayn edilmiş. Üstelik bu tip frezler genellikle her bölgeye uygun. Schneider membranına herhangi bir sıkıntı oluşturmayacak şekilde özel frezler. Yani şöyle söyleyeyim. 2-3 milimden başlayıp, hatta 2 milimden özür dilerim. 2 milimden başlayıp 12 milime kadar giden bir stopper seti var. Gördüğünüz gibi. Ha, şunu diyebilirsiniz. Stopper niye var? Yani mesafe varsa 10 milim implant koyar kurtarırım. En azından. Ya, fakat bu sadece tabii ki sinüs bölgesi için kullanılmıyor. Her ne kadar adı kriyastal sinüs seti olsa da tek şey o değil. Mesela alt çenede de ben bazen özellikle şu ortada işte 6-7 milimlik stopperlar alt çenede de hani mandibular kanalar çok yakın implant yapılacak bölgede iyi bir stopper'dır yani. Kullanabiliyorum. Marker frezi var. Marker frezle başlayıp bakın tek tek ilerliyorum. Yavaş yavaş genişletip en son genişletmeyi sağladıktan sonra sinüs tabanına ulaşıp kontrol için şeyleri var. Derinlik ölçücüleri var. Sondaları var yani. Hidrolik elevasyonda yükseltip
Graft'i yerleştirip implantı yerleştirmeyle sonlanıyor. Aynı anda birden fazla implant koyma şansınız var kolaylıkla. Hidrolik alevasyonla, bakın hidrolik teknik kullanarak osteotom tekniği kullanmanın arasındaki temel fark işte budur. En temel fark. Yani daha kolay olması, daha hissedilebilir olması, daha güvenli olmasının yanı sıra operasyonun sonucu olarak en büyük fark budur. Çünkü osteotom tekniğinde siz aslında sinüs membranını eleve etmiyorsunuz. Sadece kırdığınız kortikal sinüs tabanıyla bir takım elevasyon yapıyorsunuz zorlayarak. Oysa hidrolik elevasyonda sinüse ulaştıktan sonra, sinüs membranına ulaştıktan sonra sıvının basıncıyla, ki sıvının basıncı biliyorsunuz, bir yere sıvı uyguladığınız zaman her tarafı eşit miktarda basınç yapar. Dolayısıyla eşit miktarda bütün membran bölgesine basınç yaparak bu şekilde bir elevasyon oluşturur. Evet, lateral yaklaşım. İsterseniz lateral yaklaşıma gelmeden önce bir kriyastal operasyon seyredelim. Evet. Şöyle yapalım. Süleyman Bey, her şey yolunda değil mi? Ara ara soruyorum ya böyle. Evet evet hocam, her şey yolunda. Hiç sıkıntı yok şu an için. Evet, şimdi bir operasyon videosu açacağım. İnşallah görünecek. Evet. Şöyle sesini biraz kısalım. Şöyle şeyden önce bir ufak bahsedeyim. Röntgen üzerinde. Vakamız bu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani değişik bölgelerde ölçümler, şimdi bu şöyle çok belirgin olsun diye ve kolay anlaşılabilsin diye panoramayı koyup bir de elle çizim yaparak anlatmayı tercih ediyorum genellikle. Öbür türlü çünkü işin içerisine tomografiler girdiği zaman arkadaşların kafası biraz daha karışabiliyor. Çünkü tomografileri okumak, anlamak biraz daha farklı bir olay. Bir de işi uzatıyor. Çok işi uzatıyor. O yüzden böyle basit bir şekilde çizim yaptım. Evet, hastanın durumu bu. Elimizdeki rezidüel kemik miktarı 3 ile 5 milim arasında bazı bölgelerde değişiyor. Ve biz buraya 2 implant koymayı planlıyoruz. O yüzden kriyastal yaklaşımla bir sinüs dolumu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Şimdi bir bakalım. Evet, şimdi bir... Evet. Şimdi birinci implantı koymuşuz zaten. Fakat bunun görüntüsünü almak kolay olmadığı için ikinci implantı gösteriyorum. İşte ilk frezde girdik. Yaklaşık olarak 4 milim derinliğinde bir stopper'ımız var. Yani 4 milim derinliğe şu an operasyon yapıyoruz. Hemen ölçüyorum, bakıyorum sinüs tabanı yerinde. Zaten burada da görülüyor. 4 milim bir şeyimiz var. Derinliğimiz var. Sonra 4 milimle devam ediyorum. Açtığım implant soketini genişletiyorum 4 milimle. Genişletmeye devam ediyorum. Stopper'ı görüyorsunuz. Stopper fazla ilerlememe müsaade etmiyor hiçbir şekilde ve güvenli bir şekilde ilerliyorum. En kalın frezim. Zannedersem 5 milim çapında 4 milim derinliğinde bir frez. Stopper'la birlikte. Evet. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Bakın. Halen daha 4 milim ve sinüs tabanını hissediyorum. Evet. Şimdi buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. En önemli mevzu bu. Aynı frezle 5 milime de alabilirim. 5'ime güvenli olur hareket etmek için ama biraz tecrübe sahibi olduğumuz için 4 milimden biraz, yani 5 milimden daha uzun bir stopper tercih etmek istiyorum. Çünkü biraz daha mesafem var. Onun farkındayım şimdi. O yüzden 6 milimlik stopper'ı takıyorum. Aynı genişlikte bir frezi takıyorum. Ve şimdi buraya, arkadaşların buraya dikkat etmesini istiyorum. Bakın direnç hissediyorum. Evet, şöyle dur. Yani bu noktadan itibaren bir direnç hissediyorum. O hissettiğim direnç sinüs tabanı. Çünkü daha kortikal olduğu için alveol platinde frez bir dirençle karşılaşıyor.
Dirençle karşılaşınca yavaş hareket etmeye başlıyorum ve hafif frezi soket içerisinde rotasyona uğratıyorum. Böylece kesmeye başlıyor, ilerliyor, ilerliyor. Evet, şimdi birden boşluğa düştüğümü hissediyorum. İşte o düştüğüm boşluk membran. Şimdi kontrol ediyorum, bakın. Bakın burası da önemli. Membrana ulaşmışım. Ben membranı itiyorum. Membran soketin içerisindeki kanı bana geri itiyor. Görüyorsunuz. Bakın. Evet. Yani membrana zarar vermeden ulaşmayı başarmışım. Hemen hidrogalvasyon şırıngasını takıyorum. Sıvı basıncıyla membranı biraz eleve edeceğim. Zaten şırıngayla, normal bildiğimiz anestezi enjektörlerinin şırıngası. Şırıngayla baskı yaptığınız zaman bir direnç hissediyorsunuz. Çünkü membran size bir direnç gösteriyor. Bunu genellikle ne kadar eleve edeceğinize göre, kaç sisi vereceğinize karar verebiliyorsunuz. Bu biraz daha teknik bir konu. Bunu inşallah bir gün sadece bu konuyu anlattığımız bir program olursa orada konuşuruz. Değişik videolarla. Evet. Zaten sıvı çıkışını görüyorsunuz. Sağdan soldan ara sıra sıvı da sızdırıyor. Evet. Şimdi elevasyondan sonra tekrar membranı kontrol ediyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Membranı yine hissediyorum. Fakat bu sefer 10-12 milim civarında mesafede hissediyorum. Sonra özel porterları var. Tekniğin. Soketin içerisine girebilen. Derinlere kadar. Bu Greg Porter'ı. Ve graftimizi itmeye devam ediyoruz. Sinüsün içerisine doğru. Şimdi burada da şöyle bir tüyo vereyim. Bu biraz graft zorlaştırabiliyor bazen. Çok büyük partikülü graft seçtiğiniz zaman ve açık konuşayım. PRF ile karıştırdığınız zaman veya PRF yani sticky bone haline getirdiğiniz zaman çok zor olabiliyor grafti yerleştirmek. O yüzden ben genellikle daha küçük partiküllü ve toz graftler tercih ediyorum. Sonra implant bir de bir şey söyleyeceğim burada arkadaşlar. Şimdi implant yerleştirmede. Şimdi bu set bir implant firmasının seti doğru. Yani Osteo implant firmasına ait kas kit biraz önce söylediğiniz. Fakat işin iyi tarafı şu. Her tür implantı kullanıyoruz. Mesela burada, bu vakada kas kitle sinüs elevasyonu yaptık. Fakat kullandığımız implant başka bir marka. İmplant. Yani osteoması şart değil. Yeter ki çapları 3 aşağı 5 yukarı birbirine uysun. Zaten maksimal sinüs bölgesinde operasyon yaptığınız için biliyorsunuz kemik daha yumuşaktır. Daha yumuşak olduğu için hani 4-8 implant koyacağınız bir yere 5 implant da koyabiliyorsunuz. Veya 5.1 implant da koyabiliyorsunuz. Ve bu implant 10 milim uzunluğunda 4.8 çapında bir aslında kendi aramızdayız. Ya bu şeye gerek yok. Nükleus marka implant yerleştiriyoruz. Evet. İmplantı da yerleştirdik. Şimdi implantların tam lateralden pozisyonlarını görüyoruz. Şunu da söyleyeyim. Mesela bunu da göstereyim. Şurada kapakla yerleştiriyoruz. Genellikle sinüs lift operasyonlarında ister kriyastal yapın, ister lateral. Yani ister açık, ister kapalı tercih edin. Hani bir periodontolog olarak söylüyorum. Aslında genellikle periodontolog olarak çift aşama cerrahili implant cerrahisini tercih ediyoruz biz. Genel tercihim bu yönde. Özellikle ön estetik bölgede mümkün olduğu kadar çift aşama tercih ediyoruz. Ama posterior bölge de olsa maksiller sinüs bölgesinde sinüse de bir operasyon yapmışsam kriyastal ve açık kesinlikle çift aşama cerrahiyi tercih ederim. Neden? Çünkü bu iyileşme başlayan yani healing abartmalar zaman zaman hasta istemeden de olsa üzerine bir kuvvet uygulayıp hem henüz osteointegrasyon ve sinüs dolumu gerçekleşmemişken yani implantı sinüsün içerisine gönderebilir. Bu bile her zaman risktir. Ha illa şey kullanacaksanız
Healing Abutment, iyileşme başlığı kullanacaksanız, implantınızdan çok daha geniş bir iyileşme başlığı kullanmanızı tavsiye ederim. En azından hasta üzerine farkında olmadan da bir kuvvet uygulayıp implantı sinüsün içerisine itse bile şey daha geniş olduğu için iyileşme başlığı sinüsün içerisine gidişi bir durdurabilsin o açıdan değerlendiriyor. Evet. O yüzden kapama başlıklarını gösteririm. Genellikle kapama başlığı kullanmak gerekir sinüs operasyonlarından sonra. Yani çift aşama cerrahiyi tercih etmek gerekir. Evet. Grafiklediğimiz alanı net bir şekilde görme şansınız burada var. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Evet Süleyman Bey devam ediyoruz değil mi? Yani online olduysa herhalde yorulma gibi alma gibi şeyimiz gerek yok zannedersem. Hocam herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Katılımcılarda da eksilme yok. 29 kişi devam ediyoruz. Evet. Eksilme olmadığına göre iyi gidiyoruz demektir. bu da önemli bir şey yani. Evet. Evet. Şimdi bir de lateral yaklaşıma geçmek istiyorum. Yani açık sinüs tip operasyonuna. Açık sinüs tip operasyonuna da çok değişik teknikler kullanabiliyoruz. Değişik yöntemler, değişik aletler öyle söyleyeyim daha doğrusu kullanabiliyoruz. Bir kere ensizyonumuz çok önemli. Ensizyonumuz öyle normal implant yapar gibi sadece o güzelden açmak yeterli değil. Serbestleştiriciler açmak durumundayız. Bu serbestleştiricilerin yeri çok önemli. Bakın bu şey hatalı aslında. Ben bunu hatırlıyorum. Bunu Osten firmasının şeyinden aldık. Bunları koyuyoruz da bu hatalı. Bu hatalı çizmiştim. Bir kere vertikal ensizyonlar bu şekilde atılmaz. Bunlar tam papilin tepesidir. Papilin tepesinden atmak papile zarar verir. En derin noktadan da atmazsınız. Hattınızı. Hattı nereden atacaksınız? Yani nereden? Serbestleştirici ensizyonun yeri neresidir? Servikalin en deriniyle papil arasındaki tam orta nokta şuradan birden atılabilir. Ve genellikle operasyon bölgesinden dışa açılacak şekilde ensizyonları atılmalıdır. Şimdi lateral yaklaşımda tabii lateral bir pencere açıyoruz. Açık sinüs tip operasyonlarında. Bu pencereyi açmak için değişik aletler kullanabiliriz. En bilindik, en eski yöntem frez kullanmaktır. Fakat frez kullanmak, şimdi çelik frezler genellikle kullanıyoruz. Mesela şu görüş yanlıştır. Çoğu yerde görüyorum elmas frez kullanılıyor. Ama elmas frez yanlış. Bence çelik frez kullanmak gerekir. Literatür bilgisi de böyle. Çelik frezler kullanmak gerekir. Fakat frezler rotasyonel alet olduğu için birden anında Schneider membranı yakalarsa parçalar. Bunu unutmamak lazım. Bir de bu resimde gösterildiği gibi çok küçük rondlar kullanmak doğru değil. Onu da ifade edeyim. Mümkün olduğu kadar biraz büyük olması daha mantıklıdır. Kontrollü bir şekilde açarsınız. Ve şöyle söyleyeyim. Yani frez kullanarak hani çok sınırlı vakada pencere açabilirsiniz. Çoğunlukla frez kullanarak pencereyi yok ediyorsunuz. Yok edersiniz yani. Tamamen yiyip bitiriyorsunuz yani. Çünkü öyle söylediğim gibi frez böyle ip şeklinde bu şekilde bir pencere açma yetisine sahip değildir maalesef. Bir diğer alet piezo cihazı. Piezo cihazı daha güvenli fakat o daha yavaş bir cihazdır. Zaten biraz önce hani anatomi ile ilgili iki vaka gösterdiğimde orada piezo cihazını gördük arkadaşlar. Piezo cihazı biraz daha yavaş işliyor. Fakat güvenliği daha mı güvenli? Daha güvenli. Belki tekniğiniz geliştikçe hızlanabilir. Fakat yine de doğru değil. Bu arada bakın buradaki ensizyon hattı doğru atılmış. Hat bu. En servikalden değil, şeyden de değil. Bu şekilde bir kesi gösterilmiş. Evet. Şimdi ne kadar bir yeri açacağız? O da çok önemli. Çok geniş bir yeri açarsanız bu sefer vestibüldeki duvarı yani pencerenin kapatılması çok zor olabilir. Yani bu tabii tecrübeyle gelişecek bir hadise ama genel görüşümüz şudur. 5 milim çapını çok geçmeyecek şekilde duvarla açmak gerekir. Duvar tam yuvarlak olabilir.
açılan pencere. Elips şeklinde olabilir, kare şeklinde olabilir. Bir kere şöyle söyleyeyim. Yani piezo kullanıyorsanız oval açma şansınız çok zor. Genellikle kare şeklinde açmak durumunda kalıyorsunuz. Veya şöyle söyleyeyim, köşeli, açılı bir kesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Frezde daha çok oval ve yuvarlak açabilirsiniz frezde. Bir de son zamanlarda, biraz sonra göstereceğim, lateral set diye özel frezli bir takım şeyler çıktı. Onları da göstereceğim birazdan. Evet, formasyonu ne olmalı? Sinüs tabanıyla, bir kere pencerenin tabanıyla sinüs tabanı arasında belli bir miktar mesafe olması istediğimiz bir şeydir. Graftin tutunabilmesi ve augmentasyonun kolay gerçekleşmesi için. Yani dolduracağınız alan kadar bir pencere açamazsınız. Onu açtığınız zaman pek augmentasyon tekniklerine uygun bir pencere açmamış olursunuz. Onu ifade edeyim. Evet. Biraz daha ilerleyelim. Evet, kapağı açtığınız zaman ne yapacağız? İçeri mi kıvıracağız, dışarı mı alacağız? Bu konuda da iki değişik teknik var. Şimdi içeri kıvırabilirsiniz. İçeri kıvırabilirsiniz. İçeri kıvırmanın bazı dezavantajları ve avantajları var. Avantajı şu, geçici bir sinüs tavanı oluşturmuş olursunuz. Bu bir avantajdır içeri kıvırdığınızda. Fakat dezavantajı da şudur arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bu burada gerçekten kalmaz. Çünkü bu tamamen çepeçevre kesip çıkarttınız bunu. Bu muhakkak rezorbe olacaktır. Ama rezorbe olana kadar bu pencere şeyi koruyacaktır. Tavanı koruyacaktır. Bu açıdan iyi bir şey kıvırmak. Ama dezavantajları da var. Nedir dezavantajı? En büyük dezavantajı. Kıvırırken sivri köşelerle membranı yırtabilirsiniz. Birincisi. İkinci dezavantajı, yani bunu dezavantaj demeyeyim de kıvırmamanın avantajı, yani dışarı çıkarıp tekrar kullanmanın avantajı. Ha, önce şeyden, kıvırmanın avantajlarından devam edeyim. İşte geçici bir sinüs duvarı tavanı meydana getirebiliyorsunuz içeri kıvırdığınızda. Kıvırmadığınızda tabii ki membranla implant temas halinde, gördüğünüz gibi. Ama dışarı da çıkarabilirsiniz, burada görüldüğü gibi. Dışarı çıkarıldığında da avantaj şu, grafledikten sonra graf sahasının üzerine geri yerleştirip tam bir augmentasyon için mümkün olan bütün açıklıkları kapatmış olma avantajınız var. Açıkçası ben bu yöntemi daha çok tercih ediyorum. Bu çok daha doğru bir yöntem. Özellikle implant koymayacaksanız, sadece sinüslip yapıp kapatacaksınız, bu yöntem daha doğru. Ama de ki her zaman, yani şunu sorun, her zaman pencereyi çıkarıp tekrar koy. Hayır. Bazen parçalanıyor, bazen kırılıyor. Bazen şunu daha uygun görüyorum. Bu parçayı parçalayıp graftin içine karıştırıp graftle birlikte göndermeyi daha uygun görüyorum. Ama bu da çok büyük avantaj olduğunu söyleyeyim. Geri yerine yerleştirmende büyük bir avantaj olduğunu söyleyeyim. Pencereyi. Yine arter meselesi, bildiğiniz gibi ona dikkat edeceğiz. Sinüs tabanının ölçümü çok doğru yapılmalı. Ha, pencere bir parça, tek parça da yapılabilir. Çift parçalı pencere yaptığımız vakalarımızda mevcuttur. Özellikle septumun olduğu bölgelerde çift parça yapmak daha avantajlıdır. Çünkü tek parça yaptığınızda septumdan dolayı çıkaramayabilirsiniz şeyinizi, pencerelerinizi dışarıya. Evet, şimdi gelelim elevasyon tekniğine. Elevasyon tekniği çok önemli. Şimdi elevasyon tekniğinde Schneider membranı arkadaşlar çok dayanıklı bir membran değildir. Yani çok kalın bir membran da değil. Yani yırtılmaya çok müsait. Şimdi onunla ilgili benim bazı gözlemlerim var. Bu gözlemlerin akademik bir şeyi yok. Yani bilimsel bir kanıta dayalı bir veri değil. Fakat hani 1000'e yakın sinüslip yapmış bir arkadaşınız olarak bir takım gözlemlerim var. Bu gözlemlerden bahsedeyim. Mesela sigara içeren bireylerde Schneider membranı biraz daha kalın oluyor. Aslında hastaya sorduğum zaman, işte vaka sinüs operasyonu yapacağız, sigara içiyor musunuz? Evet dediğinde mutlu olmuyor da değilim biraz. Biraz bir mutluluk kaplıyor içime. Çünkü sigara içen bireylerde işte burundan, meyaküslerden açık olduğu için sinüs, demek ki nikotinin öyle bir özelliği de var. Sigara içen bireylerde sinüs membranı daha kalın oluyor. İlginç bir şekilde. Bu kalın olunca da elevasyonu daha kolay oluyor açıkçası. En azından gergin olmuyor kalın olunca. Şimdi bazı vakalar var, o kadar ince ve gergin ki ya
kala kala düşünüyorsun. Bunun neresine dokunsam? Nereye dokunsam bela yani. Öyle söyleyeyim. Yani her an yırtılabilir. Ama kalın olunca daha gevşek oluyor. Daha rahat elebiliyor. Elevasyonda biraz sonra videolarda da göreceğiz. En önemli husus şudur bakın. Açık konuşayım. Bu bir elevatörlerin kullanım sırası. Bu klasik bir sıradır. Yani en açılıdan başlarsınız. Boyunu açısı en dar olandan başlarsınız. Böyle en dar olandan başlayıp yavaş yavaş genişleyene doğru devam etmeniz lazım. Yani birdenbire 90 derecelik bir elevatörle eleve etmeye başlarsanız membranı yırtma ihtimaliniz çok yüksek. Çok yüksek. Nedenini söyleyeyim. Şundan dolayı. Kural şudur Smith elevasyonunda. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi. Elevatörünüzün ucu hiç kemik temasını kaybetmeyecek. Asla. Yani ilk başlarken de sonuna kadar bitirirken de sürekli kemik teması ucunda hissedeceksiniz. Ve kemik temasıyla birlikte hareket edeceksiniz. Kemik temasını kaybettiğiniz anda muhakkak membranı birden yırtarsınız. Bu en önemli hususlardan biridir. Elevasyonda. İşte bu şekilde görüldüğü gibi bakın işte açıları değişen boyun açıları değişen elevatörler var. Bu küçük bir set. Bendeki set çok daha büyük. Yani çok daha kıvrımdan başlıyor. En az 8-10 elevatörün olduğu bir set. Bu geç konu koysaydım. O daha açıklayıcı olurdu ama buradan da anlaşılabilir. Yani şundan başlamalısınız. Direkt bundan başlıyorsanız sıkıntı oluşturursunuz kendinize. Dediğim gibi bakın burada da net görülüyor. Hiç kemik temasını kesmiyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim. Sadece alt tabandaki membranı eleve etmeniz yeterli olmaz. Yani yeterince gevşeme sağlamaz. Elevasyonu hem tabandan hem kenarlardan hem de tavandan da pencerenin tavanından da bir kısım yapmalısınız. Birazdan zaten videolarda onu göreceğiz. Evet. Doğru elevasyonu sağlarsanız doğru bir şekilde sinüs elevasyonunu gerçekleştirirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili bir de benim kendi tekniğim var. Onu bahsedeyim. Ben evet elevasyona bir şekilde elevatörle başlıyorum ama müteakibinde spançlar kullanarak eleve etme yöntemini izliyorum. Bu aslında bilerek yaptığım bir şey değil. Yani böyle bir deneyim planlayıp yaptığım bir şey değil. Bir vaka esnasında çok fazla kanama vardı. Hani görüş alanımı da açayım diye sinüsün içerisine doğru spanç itmeye başladım. Bu dediğim yani bir 10-12 yıllık mevzudan bahsediyorum. Spancı çıkarttığımda ilginç bir şekilde sinüs eleve olmuştu. Ve şunu anladım ki spancı sinüsün içerisine doğru teptiğiniz zaman membranı olduğu yerden koparıp yukarıya doğru eleve ettiriyor. Ve işin garibi her tarafa eşit miktarda sıvı gibi yani neredeyse sıvı kadar olmasa da neredeyse eşit miktarda basınç uyguladığı için çok da güzel bir elevasyon sağlıyor. Şimdi, bu tekniği zaman zaman kullanıyorum. Bununla ilgili bazı kafamda şüpheler uyandı tabii tekniği kullanmaya başladıktan sonra. Hani acaba bir spanç parçacığı küçük bir şey içinde kalır, yabancı cisim şeyi yapar mı diye. Tabii mümkün olduğu kadar dikkat ediyorum. Özellikle spanç şeyi kalmasın diye. Temizliyorum, yıkıyorum, dikkat ediyorum. Kaldığı durumlar da olmuş olabilir ama şu ana kadar herhangi bir enfeksiyon şikayetiyle gelen ya yabancı cisim şikayetiyle gelen bir vakam olmadı. Bu açıkçası olursa onu o zaman düşüneceğim. Biraz akademik bir veri olmadı ama böyle söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Tabii her spanç değil. Her spanç değil. Daha böyle nasıl söyleyeyim ki bizim normal diş çekimlerinde kullandığımız spanç değil de genellikle ameliyat, implant ameliyat setlerinden çıkan ince şeyli spançlar var. Onlarla kullanmayı daha çok seviyorum. Spanç tekniği de ama kullanılabilir bir teknik. Çünkü eskiden kullanılıyormuş birkaç şeyde. Birkaç hekim bazı ülkelerde kullanmış zaman zaman. Yani bir olumsuzluğunu görmedim şu ana kadar. Herhalde bir 500 vakayı geçmiştir spanç tekniği kullanarak. Hocam o spançı kullanırken evet. Membranın ince veya kalın olması bir şey fark ettiriyor mu? Yok. Hayır. Fark ettirmiyor. İkisini de eleve ediyor rahatlıkla. Biraz sonra zaten videolarda daha açıklayıcı bilgi vermeyi düşünüyorum. Neyman Bey bu konuyla ilgili.
Orada da mesela video yürürken de arkadaşların soracağı şeyler varsa sorabilirler yani. Hani hocayı iki kez bir yerde sonra soralım diye düşünmesinler. Aslında her soru yerinde zamanında önemlidir. Mümkünse o zaman sorsunlar daha iyi olur yani. Çünkü bu açık lift tekniği biraz daha karmaşık bir teknik açıkçası. Soruya daha çok ihtiyaç olabilir. O açıdan söylüyorum. Bazen membranın tavanına bir membran da biz yerleştirebiliyoruz. Benim de yaptığım vakalar var mı? Var. İşte sizin dediğiniz o zaman önemli oluyor. Yani membranı eleve ettikten sonra eğer o Schneider membranı çok ince görmüşsem ben işi bir garantiye almak için tavanına bir kollajen membran koyabilirim. Anlatabiliyor muyum? O faydalı bir şey olabilir. Ama spanç kullanarak eleve etme tekniğinde onun ince veya kalın olmasının bir farkı yok. Evet. Bir de son zamanlarda şöyle Laskit adını verdiğimiz bir set çıktı bu pencere açmakta. Yine stopperlu, değişik stopperları var. İşte 0,5 milim, 1 milim, 1,5 milim, 2 milim tarzında stopperlar ve değişik frezleri var. Bu şekilde halka şeklinde bir parça da çıkarabilirsiniz. Dom frez diye bir frezi var. Tamamen öğüt edebilirsiniz. Bu bölgeyi öğütücü bir frez de var. Bu biraz daha güvenli. Daha güvenli. Özellikle şeye göre, freze göre. Çok güvenli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Freze göre daha güvenli, piezoya göre daha hızlı. Öyle söyleyeyim. Bir teknik. Onlarla ilgili yaptığım vakı var, onu da göstereceğim. Evet. Aslında işten basit. Açılıyor, stopper takılıyor freze ve deliniyor. Bir parça oradan çıkarılıyor. O kendiliğinden çoğu zaman frezin içinde kalıyor, çıkıyor. Yine kaskitte olduğu gibi bu sette de bu frez membranı yakalayıp zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş. O yüzden de gayet güvenli. Hem bu güvenli hem de öteki frezleri zaten birazdan videonun birinde göreceksiniz. Sinüs membranına temas edeyi de kemiği kesen bir frez göreceksiniz. Evet. Bu da Laskit tekniği. Bakın iki frez var dediğim gibi. Birinci frezi şu frezdi. Yani pencere açan aynı trafenlere benzeyen bir frez stopper'da kullanılan. İkinci frezi de dom frez diyorlar buna. Böyle öğütücü bir frez. Direkt öğütüyor pencereyi. Direkt pencereyi öğüterek açabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve sinüse temas etmesine rağmen, membrana temas etmesine rağmen hiçbir şekilde membrana zarar vermiyor. Çok ilginç bir veridir. Bunun mühendislik dizaynını yapan arkadaşı tebrik etmek lazım. Gerçekten sinüs gibi bir membrana temas edecek, rotasyonel bir alet ve ona zarar vermeyecek. Çok ilginç yani. Tebrik edilecek bir mühendislik harikası olduğunu düşünüyorum bu frezin. Evet, bu şekilde işte stopperları her ikisi için de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın arttırabiliyorsunuz. Kemiği, hani sinüsün vestibül duvarının kalınlığına göre bir şey seçebilirsiniz. Stopper seçebilirsiniz. Ha, ben mesela ilk bu seti kullanmaya başladığımda ilk kullanacağım stopper şuydu. Çünkü duvarın kalınlığını yani tomografiden de tespit etmeniz mümkün değil. Yani kalınlığı dediğim şöyledir. Ya 0,1 milimdir ya da 1 milimdir yani. Yani ya 0,1 milimdir ya da 2 milimdir. Bu aralıkta geziyorsunuz. Yani kalınlık derken böyle gözle görebileceğiniz, yani ölçebileceğiniz bir kalınlık değil ki bu rakam. Onun için en güvenlisinden başlayıp yavaş yavaş artıra membrana ulaşmayı tercih ederim açıkçası. Bu ne kaçta kullanıyorsunuz? Burada 1200 RPM demiş ya. Hayır, ben hiçbir zaman 1200 RPM'de 1200 RPM'yi hiçbir yerde kullanmadım ben. Ne implant yaparken ne diğer cihazları kullanırken. Mesela ben bunu hep 400 devirde çeviriyorum. 400 devirde bile kemiği rahatlıkla açabiliyor istediğimizde. Evet. Ya bu şekilde halka açıyor birinci frezde ya da bu şekilde tamamen öğütüyor. İkisinde de sinüs membranı her şekilde temas ediyor ama hiçbir şekilde zarar vermiyor. Çok ilginç bir dizayn yani. Bu şekilde çek edici şeyleri var. Onları da kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi bunlarla ilgili birkaç video seyredelim yine. Bu videoları seyrederken soru sorabilirsiniz. Önce ilk videomuz şey olsun. Bir frez kullanarak yaptığımız sinüs lift kullanalım. Şimdi bu vaka önce vakadan bahsedeyim. Yine panoramiği koymuşum. Çünkü daha panoramik daha dediğim gibi açıklayıcı oluyor. O yüzden panoramiği koyalım önce. Aslında burada kreastal lift de yapmak için yeterli mesafe var. Açık konuşayım. Onu da yapabilirdik ama açık lift yapmayı uygun gördüm.
Şimdi bu vakada bize ortodontistlerden geldi bu vaka aslında bize. Bize söyledikleri şu vakayla ilgili. Artık daha fazla bir düzeltme yapmayacak olmuş ortodont açısından. Bu kadar mesafe bu şeylerin medyalize olmaması için buranın bir şekilde kapatılması, buraya bir implant uygulaması. Tabii altta da implantlar uygulanacak, yapılsın. Tamam, sinüse baktık. Yani yaklaşık 4 milim kadar mesafe var. Belki kriyaster de yapabiliriz ama yani açık yapmayı daha çok tercih ettim. İyi ki de açık yapmışız. Çok güzel bir vaka oldu. Beraber seyredelim. Evet, ensizyondan başlıyoruz. Şöyle. Çok az bir sesini açayım. Evet. Bakın, ensizyon tekniğimiz özellikle dişli sinüslifleri yaparken bu şekilde ensizyon tekniği. Tabii ki bunu serbestleştireceğim ama serbestleştirirken şimdi birazdan göreceksiniz serbestleştirme yaptığım yeri. Bakın. Şimdi üstünü kestim. Bakın ne en derin noktadan ne şeyden gördüğünüz gibi ön tarafta da öyle. Serbestleştirme yatacağınız yer burasıdır. Şimdi elevasyon yapıyoruz. Sinüs zaten eğer bir de sinüs takması varsa, sinüsle uğraşacaksanız açık konuşayım. Sinüsü rahatlıkla aslında frezi kaldırdığınızda hissedebilirsiniz. Çünkü sinüs genellikle bakın bu vakada olduğu gibi böyle şişkinlik arz ediyor. Sinüs bölgesi. Yani ve açacağım yeri şeyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Çelik frez görüyorsunuz. Round. Ve dediğim gibi böyle çok ince bir frezle açtığınız zaman risk yaşayabilirsiniz. Daha kontrollü olacaksınız. O yüzden daha büyük frez tercih ediyorum. Ve pencere çıkarma değil de frezle dediğim gibi pencere çıkarma şansınız çok zordur. Frezle genellikle delip küçük bir parça çıkarabilirsiniz yani. Bakın hemen membran göründü zaten. Bakın işte membran burada. Evet. O parçayı oradan alıyoruz. En azından işimize yarar diye. Evet. Membran, Schneider membranına ulaştık. Şimdi ilk elevasyona bakın. Ucunu kesinlikle kemik temasını kaybetmeden yavaş yavaş biliyor musun? Hareket ettiriyorum. Bakın. Kemik temasını hiç kaybetmiyorum. Bakın. Yavaş yavaş, acele etmeden, evet, kemik temasını kaybetmeden ileriye doğru gidiyorum. Evet. Ha, şimdi spanç, bu yanlış spanç, onu söyleyeyim. Çünkü o gün çok net hatırlıyorum. Bu spançtan dolayı. Bu vakayı her seyrettiğimde o günü hatırlıyorum. Arkadaşlar ameliyat setini açınca içindeki spançları yere düşürdüler sağ olsunlar. Dolayısıyla sterilliği bozuldu. Bozulunca da neyse fark etmez. Normal bir spanç verin dedim. Ama bu spançı çok tercih etmiyorum. Mesela sonraki vakalarda göreceksiniz zaten. Genelde daha ince telli bir spançı tercih ediyorum. Bir. İkincisi de asla ve asla spançı sinüsün içerisinde teperken en çok dikkat ettiğim hadise şu oluyor. Kontrollü. Yine kontrolümü kaybetmiyorum. Yani bütün bir spancı sokmuyorum önce. Mümkünse, şimdi burada yapamadım da ilerikilerde görürsünüz yapıyorum. Bölüyorum. Önce çeyrek spancı yerleştiriyorum, çıkarıyorum. Sonra yarım spancı, sonra tam spancı. Eğer tam spanc büyüklüğünde bir yer ele vereceksem. Yani onu da aşama aşama yapıyorum. Ama o işimi çok kolaylaştırıyor. Yani mesela burada ne kadar gergin bir membran olduğunu görüyorsunuz. Şey rahatlıkla spanç şimdi onu eleve edecek. Bir de spancı ya preserle ya da bu şekilde bir fulvarla içeri doğru itiyorum. Onu da söyleyeyim. Ve bunu iterken hiçbir şekilde aletin sinüsün tamamen içine itmiyorum. Sadece spancı itiyorum içeri. Alet çok fazla girmiyor sinüsün içerisine. Çünkü gidip membranla nerede temas edeceği belli olmaz yani. Evet, basit bir olgu. Aslında hani çok büyük bir buluş değil. Kendi adım onu söyleyeyim. Çok büyük bir buluş yapmış değilim. Ama gerçekten çok pratik bir yöntem.
Şu ana kadar bununla ilgili benimle görüşen bütün hekim arkadaşlar, hemen hemen hepsi sonradan dönüş yapıp hocam çok teşekkür ederiz, çok kolay bir tekniğmiş, gerçekten çok işe yarıyor dediler yani. Eğer sizden de böyle bir tepki alırsam şaşırmayacağım, onun için söylüyorum ben. Evet. Şeyi çıkardıktan sonra zaten bakın, şimdi birazdan daha net göreceksiniz. Bakın. Evet, biraz daha lateral bir açıya geçtim kamerayla. Bakın elevate etmiş yeteri kadar. Benim için yeterli bir elevasyon. Hayırlı olsun. Membranın sağlıklı olduğu hastanın nefes alıp verişinde hareket edişinden net bir şekilde belli. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra tabii bu vakaya implantı da dolayısıyla bu aşamadan sonra yapacağım ilk iş implantın yuvasını açmak. Eklemeyi yapmadan önce implant yuvasını açmak zorundayız. Eğer grafti tepip sonra yuvayı açmayı denersek maalesef sinüs içerisindeki grafti sıvının etkisiyle geri çıkarmış oluruz. Yani graft kayboluyor. Evet, bakın bu açıdan çok net bir şekilde frezlerin sinüs içerisine girişi bile görülebiliyor. Hatta membrana böyle bir temas da ediyorum. Şunu da söyleyeyim, bu vakayı yaparken ekrana bakıp yapıyorum. Ağızda bakıp yapma şansım yok. Yani vakanın yansıdığı, ekrandan yapabiliyorum. Bu aşamadan sonra biraz grafleme yapacağım. Yani implantı yerleştirmeden bir kısım grafti sinüsün medialine, yani iç duvarına doğru itmek zorundayım. Çünkü bazen grafleme yapıyoruz. Belki ilk zamanlarda ben de bu hatayı yapıyordum. Graft yeteri kadar medyale gitmezse istediğim bölgede kemik oluşumunu sağlayamıyorsunuz. O yüzden implantı yerleştirmeden bir miktar grafti sinüsün medialine doğru itmek gerekir. Burada olduğu gibi. Tabii burada şöyle söyleyeyim. Çekim çok yakın olduğu için oradaki graftler size çok miktarda gibi görünebilir. Fakat çok miktarda graft değil. Yani daha, sadece çekim çok şey olduğu için, yakın olduğu için sinüs, yani açtığımız pencereyle büyük görünüyor ama o kadar büyük değil. Normalde bir şey kadar küçücük bir şey yani. Premoların yarısı kadar bir şey açtığımız delik yani. Premolar kronunun yarısı kadar bir şey. Evet, bakın iyice medyale doğru fulvarlarla, graft fulvarlarıyla itiyorum. Evet, şimdi implantı yerleştireceğim. Evet. İmplantı zaten sinüsün içinde de görebiliyoruz. Taşıyıcı parçayı çıkarıyoruz. İmplantın boynunu kontrol ediyorum. Biraz daha görmemesi gerekiyor gördüğünüz gibi. Bonlevi implantlar. Evet, az bir şey daha gördük. Tam bu seviyeye geldi. Bütün bu işlemleri yaparken açtığım pencereden de rahatlıkla implantı kontrol edebiliyorum. Evet, kapağını takıyorum. Dediğim gibi implant bölgelerin yani sinüs bölgesinde implant yaparken her zaman çift aşamayı tercih ediyorum. Evet. Kalan graftimi dolduruyorum.
Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Ne kadar grev doldurmalıyız ve biliyorum birçok soru var arkadaşların aklında. Ne kadar doldurmalıyız, hangi grevleri kullanmalıyız bunun gibi şeyler var. Hani video devam ederken bunları da anlatmış olayım. Bir kere grefti ne kadar dolduracağız? Çok doldurmak doğru değil. Çünkü şu bir gerçek ki bizim koyduğumuz greft kemik olmayacak. Greft sadece boşluğu dolduracak. Kemik olacak şey burada greftin arasında sızan kalan kan. O yüzden kanlanmasına müsaade etmeliyiz. Bir miktar kan kalmalı greftin içerisinde. Dolayısıyla hem partikül büyüklüğünü çok küçük seçemeyiz. Çok küçük partikülü seçtiğiniz zaman yeterince kanınız olmaz greft partiküllerin arasında. Birinci sıkıntı bu olur. İkincisi de çok fazla doldurmayacağız. Aşırı doldurmanın bir anlamı yok. Bunun hissini şöyle alıyorum. Ben biraz doldurup şöyle bir 5-10 saniye bakıyorum. Koyduğum beyaz greft kırmızılaştıysa biraz daha az bir şey daha koyayım. Yani bunun tamamen böyle kan içinde yüzmemesi. Bakın bu görüntüde olduğu gibi. Fakat tamamen de beyaz kalmaması gerekiyor greftin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir his aslında. Onu çünkü bilemezsiniz. Özellikle sinüs operasyonlarında bilemezsiniz. Evet, pencerenin üzerine pencereyi tamamen kaldırdığımız için bir kolajen membran yapıştırıyorum ve sıtırlama işlemiyle şeyi bitiriyorum. Sinüs operasyonunu. Evet, şimdi şeyden gördüğüm kadarıyla bu hemen immediate yani operasyondan hemen sonraki görüntü. Hemen sonraki görüntülerde genellikle çok fazla bir şey göremezsiniz ama yine de burada greftin şekli şemali okunucuyla çizdiğim gibi bir kısım görüyorum. Sonuçta bu bir tomografi değil. Bu sonuçta bir panoramik film. Çok fazla fikir vermese de hani şöyle bir uzaktan bakıp ha tamam güzel olmuş diyebiliyor. Tabi bu arada hastaya altıda iki tane implant yapmışız aynı seansta. Evet bu şekilde vakayı bitirmişiz. Şimdi başka bir vaka göstermek istiyorum müsaitseniz. Evet. Bu da implantsız bir vaka. Yine bir bunun farkı şu, biraz da geniş bir sinüs operasyonu. Video başlayınca göreceksiniz. Genç bir kızcağız. Sinüsleri çok erken diş kaybından dolayı çok geniş bir sinüs sarkması söz konusu. Şekilde gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu vakada çok özür dilerim. Şöyle az bir şey başlayalım bir şey göstereceğim. Şimdi bu lezzetimiz neredeyse hiç yok. Sıfır. Yani arada ince bir kemik var. Dokunduğunuz zaman sinüsü başlayacaksınız. Burada sinüs operasyonuyla birlikte implant koymanız mümkün değildir. Koysanız da implantın stabilizasyonu sağlayamazsınız. Sağlayamadığınız gibi hem osseointegrasyon ve kemikleşme olmaz hem de implant kuvvetle muhtemel sinüsün içerisinde bir hareket edip sinüsün içinde uygunsuz pozisyon alacaktır yani. Onun için burada öncelikle sinüsü eleve edip sonucunu beklemeniz gerekiyor. Evet, o yüzden hemen vestibülden güzelce şeye başlıyorum, ensizyona. Evet. Evet, şu an sesini biraz azaltayım. Benim sesim duyuyorsun. Evet. Şimdi bu bahsettiğim frezler biraz önceki last kit yani. Bakın hemen pencereyi çıkardı. Hemen. Yanına bir pencere daha açıyorum. Çünkü çok büyük bir sinüs. Yani birbirinin içerisine geçen halkalar şeklinde 3 tane duvar açacağım. Birincisi zaten kendiliğinden çıktı. İkincisi burada kemik yüzeyde duruyor. Zaten ince bir duvarı var. İnce duvarlı bir sinüs. Bu da üçüncüsü. Şimdi bu tabii bu çıkarttığınız şeyleri kaybetmeyeceksiniz. Çünkü çoğunlukla ya greftte karıştırıp içine koyuyoruz veya yerine geri yerleştiriyoruz kapak olarak yani boşluğu kapatsın diye. Evet. Gördüğünüz gibi ince, son derece ince bir sinüs duvarı. Evet. Bakın burada yine şeyi görebilirsiniz. Serbestleştirme yaptığım bölgeyi.
Ne servikalin en derininden ne de papilden, ikisinin arasından bir yerden serbest seçtirme yapıyoruz. Şimdi bunu hep tekrarlıyorum. Her konuşmada tekrarlıyorum. Çünkü geçen gün bir konuşma esnasında arkadaşlar söyledi. Yani bir periodontolog olmanın hassasiyeti diyebilirsiniz. Evet, elevasyon yapıyoruz şu an. Bakın ilk elevasyonumu yine kemik temasımı kaybetmeden sinüs elevatörüyle yapıyorum. Dediğim gibi sadece sinüs tabanlı değil, her bölgesini yere veriyorum. Bu çok geniş bir sinüs olduğu için bunu spançsız eleve edemeyiz. Spancı kesin kullanacağız. Evet. Biraz sadece genişletiyorum şeyimi. Ha, biraz önce ondan bahsediyordum. Hangi grefleri kullanıyoruz? Evet, şimdi bakın asıl doğru spanç bu arkadaşlar. Açık konuşayım. Steril ve doğru olan spanç bu. Çünkü bu daha iyi eleve ediyor. Ha, bu ıslak mı olsun, kuru mu? Kuru olsun. Çünkü zaten kanla ıslanacak. Yani ıslak yerleştirdiğiniz zaman kanı çekmeyebilir. Ama kuru olursa kanı da birlikte çeker. Bakın hemen anında biraz yerleştirip çıkarır çıkarmaz anında biraz eleve etti. Ama ben biraz daha şimdi daha büyük bir spanç parçası kullanarak tamamını yerleştirerek eleve edeceğim. Hangi kullanmalıyız grek materyali olarak? Şimdi bir kere sinüs içerisine otojen kemik kullanma şansınız yok. Yani kullanmanız tavsiye edilmez. Full otojen kemik kullanmanız tavsiye edilmez. Zaten onu bulabilecek şeyiniz de yok. Açık konuşalım. Yani donör bölgeyi bulacaksınız da kocaman kocası bir kocaman bir otojen grefte alınacak konu. Öyle bir şey olmaz. Çok zor ihtimal. Çok da tavsiye edilmez. Genellikle ya sentetik ya da hayvan kaynaklı, mesela sığır kaynaklı çok uygun olabiliyor. Veya sentetik grefler kullanılabilir. Grefleri varsa elinizde biraz otojenle karıştırabilirsiniz. Hoş olur. Atlama mesafesi dediğimiz bir hadise var. Onu kolaylaştırmış olursunuz. Hücrelerin atlama mesafesi. Yani greftin içerisine otojen kemik greft parçacıkları koyup karıştırırsanız bu pıhtının kemiğe dönüşme aşamasında osteoblast hücrelerinin atlama mesafelerini kısaltmış olursunuz ki kolay bir şey sağlarsınız. Birincisi bu. İkincisi PRF ile karıştırabilirsiniz. Açık konuşayım. Ben çok sık karıştırıyorum. Yani PRF. Genellikle PRF'yi membran olarak kullanıyorum ama PRF ile grefti karıştırdığım zamanda da büyük faydalarını gördüm yani. Greftin, PRF'nin. Bunun haricinde de hani son zamanlarda inşallah bir çalışma düşünüyorum. Yani çekilmiş dişlerden elde edilen dentin grefleriyle de bir sinüs çalışması. Öncesinde tabii defek çalışmamız var, onu tamamlayacağız. Sonra sinüs çalışması düşünüyorum yani. Evet, bu şekilde grefti yeterince doldurup üzerine de bakın çıkardığımız parçaları ne kadar paramparça olsa da yerleştirip onun üzerine de bir kollajen membran. Ha, kollajen membranı şu soru da çok soruluyor. Kollajen membranı vidalarla fikse edelim mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen ben internette de görüyorum. Bazı arkadaşlar o şekilde yapabiliyorlar. Ama kollajen membran vidayla fikse edilmez. Çünkü kollajen membranlar, evet bakın burada yeteri kadar bir sinüs dolumu gerçekleştirmişiz. Kollajen membrandan bahsedeyim. Kollajen membran vidayla fikse edilmez arkadaşlar. Kollajen membran 6 ay içerisinde, hatta 6 ay da değil, çoğu 2-2,5 aylık süreç içerisinde zaten rezorbe olacak bir membrandır. Yani rezorbe olacak bir membran vidalarla sabitlemek çok mantıklı değildir. Ha, vida sabitleyicileri kullanıyor muyuz? Şeylerde membranları sabitlemek için. Evet. Ama PTF yani rezorbe olmayan membranları da kullanıyoruz ve ikinci bir cerrahi ile hem vidayı hem membranı çıkarıyoruz. Ama kollajen membranlar fikse edilmez. Ha, çok fikse durmasını istiyorsan sutürize fiksasyonlarla, yani üzerinden suturlar geçirilerek fiksasyonlar yapılabilir. Ama genellikle kollajen membranla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kollajen membran kanla temas eder etmez
kemiğe yapışmaya başlar. Sülük gibi yapışır böyle yani. O yüzden fiksasyonu çok ihtiyaç duyan bir membran tarzı değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Süleyman Bey, son bir videom daha var. Müsaitseniz. Buyurun hocam. O videoyu da seyredelim. Ondan, onunla ilgili de konuşalım. Ondan sonra toplantımızı sonlandırmış oluruz. Çünkü yaklaşık 2 saati geçtik gibi görünüyor. Evet. Evet, 2 saate en azından yaklaştık. Ya da 2 saat oldu diyelim. Evet, son bir videom daha var. Onu da seyredelim. Onunla ilgili de konuşalım. Belki arkadaşlarımız sorusu var. Kaç dakika ayırırız. Cevap verebiliriz. Ondan sonra toplantımızı müsaadenizle bitiririz. Evet. Şimdi başka bir video, sinüslit videosu göstereceğim. Burada net bir şekilde görüyoruz sinüs sarkmasını, özellikle şu bölgede açalım diye. Fakat bu önceki kadar kolay olmayacak. Neden? Çünkü aslında biliyoruz ama hani sürpriz olsun diye söylemiyorduk. Baştan söyleyeyim. Bu septum nubius. Yani iki parça bir sinüs. Ve isterseniz operasyonu nereye gösterdik beraber seyredelim. Biraz da sesini kısalım diyorlar. Evet. 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 Klasik yine şeyi açmışız. Filevi. Filevimizi açmışız. Evet. Evet. Şimdi bakın. Yine kaskit kullanıyorum. Laskit kullanıyorum. Bakın, kolay bir şekilde. Bunun önceki vakadan farkı şu. Vestibül kemik duvarı biraz daha kalın. Daha kalın daha doğrusu. Şeye göre. Bakın. Daha hemen stoperı değiştiriyorum. Biraz daha derin bir stoper kullanıyorum. Çünkü ilk stoperimden membrana ulaşamadım. Evet. İkinci stoper bile aslında yeteri kadar ulaşmadı. Evet. Üçüncü stoperı takıyorum. Yani daha derin bir stoper takıp evet hemen ulaştı gibi. Şimdi bazen parça kendiliğinden çıkmıyor. Siz onu çıkarmak için bir prese şeyle periost elevatörüyle zorladığınız zaman o kemik parçası çıkıp size doğru geliyor. Evet. Şimdi daha net bir hattımız oldu. Şimdi yanına hemen ikinci bir şey açacağım. Çünkü geniş bir sinüs görünüyordu. Evet. İkinci bir pencere de açıyorum. Evet. Bakın ikinci pencere kendiliğinden çıktı. Frezin üstünde çıktı. Birinci pencere orada duruyor. Onu da böyle bir ne diyelim periost elevatörüyle tık zorladığınızda gelir. Var, oldukça kalın bir duvarmış gördüğünüz gibi. Evet. Sinüs hemen kendiliğinden göründü. Zaten hemen hareket ediyor. Hasta nefes aldı diyor. Hemen sinüs hareket etmeye başladı. Şimdi bu vakada ilginç bir durum var yalnız. Şimdi frezi değiştirdim. Don frez taktım. Biraz şey büyütmek istiyorum. Pencereyi biraz büyütmek istiyorum. Bakın farklı bir frez. Yine stopper'la. Şimdi burada bu operasyonu yaparken çok ilginç, garip bir şeyle karşılaşıyorum. Aslında. Şimdi sinüsün hattını belirlemek istiyorum. Yani sinüsüm nereden başlıyor, nerede bitiyor diye. Kontrol ettiğimde sinüs tabanının şurada gibi göründüğünü görüyorum. Fakat orada olmaması lazım. Çünkü radyolojik görüntülere göre daha aşağıda, daha şeye yakın dişlere yakın olması lazım. O yüzden daha genişletmeye karar veriyorum. Aslında şunu söyleyeyim. Tabii ki operasyondan önce röntgen incelenmiş. Septumlu bir vaka olduğunu biliyoruz. Arka septumu bulduk. Ön septuma doğru ilerliyorum. Ön odacığa doğru. Ve don frez kullanıyorum bu sefer. Bakın. Bakın yavaş yavaş açıyorum. Septum arada görülmeye başlandı. Biraz daha frezde ilerliyoruz. Bu arada biraz önce söylediğim şey frez resmen sinüs membranına temas ediyor birçok noktada.
Evet, bakın. İşte septa orada iki odacık, iki odayı birbirinden ayıran şeyimiz, birazdan daha rahat göreceğiz bunu zaten. Evet. Ama bu da yetersiz. Biraz daha uzatmak istiyorum. Şeyi. Bölgeyi. Bakın çok rahat kullanılabiliyor Fres. Gerçekten ben biraz önce de söylediğim gibi mühendislik harikası. Kim dizayn etmişse tebrik etmek lazım. Membrana temas etmesine rağmen hiçbir sıkıntı oluşturmadan ilerliyor. Evet. Şimdi daha rahat görüyoruz membran. Üstelik de ince bir membran ve gergin bir membran. Genellikle zaten çok chamberlı, çok odacıklı sinüslerde membran biraz gergin olur. Evet. Dolayısıyla penceremi biraz daha büyütmem lazım. Yani membranınız gerginse pencereniz büyük olmalı. Dar bir pencereden biraz zor elde edersiniz. Evet. Ön chamber'da hemen nefeste, bir nefes almasıyla birlikte hastanın gevşemeye başladı gördüğünüz gibi. Evet, ilk elevasyonun. Bakın septumun meziali, mezial duvarı. Görüyor musunuz? Dibe kadar gidiyor. Ayrı bir chamber. Arkadaki de distal duvar. O da ayrı bir chamber. Bakın şurası da, orası ayrı bir chamber. Mezial. Ayrı bir oda. Öyle demek istiyorum yani. İngilizce tabirler ağzımızda kaldığı için. Kusura bakmayın. Bakın bakıyorum. Kopukluk yok. Septum tam bir septum. Evet. Şimdi klasik sponge'la elevasyon işine devam edeceğim. Bu sefer preselle tepiyorum gördüğünüz gibi. Biraz kullandıktan sonra manipülasyonuna alışıyorsunuz zaten. Sorun olmuyor yani. Şöyle medyale doğru itince oradaki sinüsü de membranı da eleve ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi artıkları falan kalıyor ama onları görebildiğiniz kadar temizliyorsunuz. Bir de şey çekiyor zaten büyük bir kısmını. Suction. Evet. Bakın iki odacıkta nefes almayla birlikte senkronize bir şekilde hareket ediyorlar. Evet, bir sponge daha kullanıyorum. Hem kanı temizlesin hem de biraz daha elevasyon belki düşünüyorum. Evet. Evet, bakın nefesle birlikte senkronize bir şekilde membranlar hareket ediyor. İki ayrı odacık. Biraz daha medyale doğru kaldırmak istiyorum. Şimdi bazen aletlerin bazı noktalara ulaşması da çok zor oluyor. Bazı dar bölgelere girmesi de zor oluyor. O yüzden o açıdan belki bir sponge kullanarak eleve etmek bu konuda da biraz faydalı yani. Mesela burada gördüğünüz gibi şeyden içeri girmedi. Mezardaki chamber'dan içeri girmedi. Yani şimdi distaldaki chamber'ı eleve ediyorum. Bakın. Senkronize hareketi görüyorsunuz nefesle birlikte. Evet, şimdi grafleme aşamasına geçiyoruz. Hemen medyaline düştü. Evet. Evet. Sinüs operasyonlarında
açık sinüslit operasyonlarında en önemli hadiselerden biridir. Kesinlikle ve kesinlikle graftinizi medyale iteceksiniz. Medyale itmediğiniz sürece çünkü neden? Şimdi implant genellikle apex patinale doğru konulacak şekilde. Yani dümdüz bir implant açısı hiçbir zaman üst çene posteriorda kullanılmaz. Az veya çok bir miktar implantın apikali palatinale doğru konulmuş. O yüzden medyali doldurmadığınız sürece, medyal bölgeyi doldurmadığınız sürece vestibüldeki kemik dolumunun size çok fazla işinize yarayacağını söyleyemem. Evet. Doldurma işlemine devam ediyoruz. O yüzden bu kez biraz daha doldurma işlemine uzun göstermişim şey. İşte ikinci chamber o daha kolay dolacak. Buna oranla. İşte birincisi tamamen doldu, ikincisi halen hareket ediyor. İkincisine de bir miktar medyale iterek medyale doğru. Zaten küçük bir sinüs chamber'ı odası. Onu o şekilde doldurabiliriz. Evet, en son yine bir bakın. Biraz önce bahsettiğim hadise kolajen membran sülük gibi yapışıyor. Şeye, bir de üzerine file bir adapte ettiğinizde hareket etme şansı yok. Yani bu kolajen membranı buraya fix etmenin bir anlamı yok. Evet, sinüs odasını tamamen doldurdu. Burada da görebiliyoruz. Evet. Şöyle söyleyeyim, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gerçekten. Zannedersem güzel bir geceydi hepimiz açısından. Ben çok zevk aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İnşallah başka konuşmalarda görüşmek üzere. Şimdi sözü Süleyman Bey'e bırakayım ben, moderatörümüz olarak. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Uzunca bir süre anlattınız. Arkadaşlardan soru sormak isteyen var mı? Zehra Hanım çok teşekkür ederiz demiş. Verimliydi. İzzet Bey teşekkür ediyor. Evet. Her zaman şöyle söyleyeyim. Konuşmamın başında da söylediğim gibi Süleyman Bey. Diş Hekimler Odası bizim meslek kuruluşumuz. Göz bebeğimiz. Evet. Ben her zaman çok mutlu oluyorum Diş Hekimler Odası'nda arkadaşlarla birlikte olmaktan. Ama bir meslektaş olarak bütün sosyal medya hesaplarımdan bana rahatlıkla ulaşabilirler. Arkadaşlarımızın herhangi sormak istediği, fikir yürütmek istediği konu olursa ben bir kardeşiniz olarak her zaman zaten dönüyorum. Sık sık arayan arkadaşlarım bile oluyor, mesaj atan arkadaşlarım da. Herkese bir şekilde dönüyorum bir şekilde. Bunu bilmelerini istiyorum sadece. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Çok mutlu oldum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu sinüs operasyonunda sinüsü açtık, operat ettik. Bunu normal muayenehane ortamında yapmamızda bir sakınca var mı? Hani odayı nasıl hazırlamak lazım? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki normal bir dolgu yaptığınız ünitten biraz daha steril bir ortam gerektirdiği doğrudur. Çünkü sonuçta bir boşluğu açıyoruz ve kemik boşluğu. Daha doğrusu sinüs açmanıza gerek yok. Yani bistüriyle diş etini kaldırdığınız andan itibaren biraz daha dikkatli bir ortam, daha steril koşullar sağlamak daha doğru bir davranış olur. Ama bu şu demek değil ki yani. Sonuçta kalp ameliyatı yapmıyoruz yani. Hani kapılardan, koca koca kapılardan açılıp girilen, işte çoraplara kadar değiştirilen bir ortamdan bahsetmiyorum. Çünkü sinüs bölgesi zaten burun yoluyla zaten ağız ortamına açık. Yani çok çok aman aman bir steril bölge değil sinüs. Mesela sinüste bizim en çok gördüğümüz sıkıntı nedir biliyor musunuz? Mantar enfeksiyonları. Çok ilginç olarak yani mantarların çok sevdiği bir bölgedir maksiller sinüsler için. Hemen mantar enfeksiyonu yürer yani hemen. Ha, operasyon yapın yapmayın. Yapmadığınız bazı hastalarda da bana bazen böyle gelir sinüs operasyonuyla çok ilgili olduğum için sıradan sinüs vakalar da gelir. Sinüzit vakalar. Evet. Sinüzit vakalar da gelir.
Mesela ilk şüphelendiğim şey, eğer antibiyotik kullanımları şunlar bunlar cevap vermemişse hastada akıntıya filan, hemen mantardan şüphelenirim ve %90 da doğru çıkar. Yani mantar enfeksiyonu. O yüzden hani çok steril bir yer değil ama hani sonuçta biz konsept olarak da hani bir nosyon olarak da bir cerrahi, ufak bir cerrahi işlem bile yapacak olsak bence ortamı normal bir dolgu yapıyordan bir tık daha steril tutmak, daha özenli tutmak en doğrusu olur diye düşünüyorum. Grefte kullandığınız bir marka var mı hocam? Ne kullandığımız, pardon. Greft için önereceğiniz bir marka var Ha, mı? Grefçi. Şimdi yani biz bizeyiz, konuşayım. Birçok graft markası kullanıyorum. Hatta geçenlerde Türkiye'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biyomühendislik bölümünde bir graft üretilmiş. Bugün kargosunu aldım. Yani kullanıp sonuçları klinik çalışmalarını yapmam için sağ olsun oradaki arkadaşlar beni tercih etmişler. Görüştüler de daha önce de. Söğüt Mesela onlar kaynaklı da mı nedir? kullanmış. Hayır, sentetik. Tamamen sentetik. Sentetik. Yeni bir graft. Ama evet, ama %100 yerli bir ürün yani, öyle söyleyeyim. Üretilmiş yani. Güzel bir aşamadır, bir adımdır her şeyden E önce. tabii. Şimdi ama benim şu ana kadar en sık kullandığım graft tabii ki BIOS. Yani sığır kaynaklı graft'i çok tercih ediyorum. Ama diğer graftleri de tercih ettiğim doğrudur zaman zaman. Aralarında gözlemlediğim fark var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Hani bir şeyin kalitesi tesadüf değildir yani. Yani fiyat tesadüf değil. Önce onu söyleyeyim. Hani bu graft konusunda çok tartışılır. Yani bir şekilde biraz daha fiyatlıların bir avantajı var. Nasıl bir avantajı var? Ya daha iyi söyledikleri hazırlama şeklini daha iyi gerçekleştiriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha özenli gerçekleştiriyorlar. Ya da gerçekten çok güzel bir mekanizma kurmuşlar. Yani bu sebeple Anladım. konuşuyorum ama bir de şey deniyoruz şimdi. Dinleyen asistanlarım da var. Öyle görüyorum. Burada birkaç asistanım da konuşmaya katılmışlar. Eski ve yeni. Mesela dentin, yani diş kaynaklı, dişten elde edeceğim grafleri de kullanmaya başlayacağım. Dişten elde edilenleri. Yani aynı hastadan çektiğim diş, tabii. Dişten. Aynı hastadan çektiğim dişleri aynı zaman hemen 5 dakika Bu içerisinde öğütüp graft haline getirip uzak doğu kullanmaya başlayacağım. kökenli bir cihaz vardı. Onunla mı yapacaksınız? Evet. Dentin grinder cihazları var. Dentin grinder cihazı. Bir nevi mikser, öyle söyleyeyim. Bir nevi Anladım. mikser. Onunla kullanmaya başlayacağım yakında. Eğer istediğim sonucu elde edersem tabii ki çekimli vakalarda neden olmasın? Anlıyorum. Tabii ki kullanacağım. Hocam iki soru geldi. Zehra Hanım Evet. operasyon sonrası reçeteniz nasıl oluyor diye yazmış. Evet. Güzel. Önce bu soruya mı cevap vereyim? Evet. Önce buna cevap vereyim. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Diş hekimliğinde özellikle antibiyotik kullanımı ile ilgili başlayayım. Antibiyotik kullanımı en şeydir yani kanıta dayalı değildir. Tamamen tecrübeye dayalı, önleme dayalı bir kullanımdır. Operasyonlardan sonra her ihtimale karşı tabii ki antibiyotikler veriyoruz. Hastanın sistemik durumu müsait olduğu sürece de genellikle penisilin türevlerini tercih eder. Çoğu kişi şunu soruyor aslında reçete kullanımında, biliyorum steroid falan kullanıyor muyum diye. Hani ödemi engellemek için kortizol kullanıyor muyum diye. Bu tip şeyler. Hayır, bunların hiçbirini kullanmıyorum. Reçetem genellikle bir antibiyotik, bir ağrı kesici ve bir ağız galbi arasında ibaret oluyor. Bu üçlüyü kullanıyorum. Kombine antibiyotik kullandığım vaka sayısı çok azdır. Genellikle tek antibiyotik kullanıyorum. Zaten empiriktir dediğim gibi. Yani antibiyotik kullanımı kanıta dayalı değildir. Sadece akut hapselerde antibiyotik kanıta dayalıdır. Onun haricindekiler çok böyle ilaç taraftarı, çok antibiyotik taraftarı biri değilim. Sterilizasyona dikkat ettiğiniz sürece de hani çok fazla bir zarar göreceğinize inanmıyorum. Şu ana kadar rastlamadım. Ama şöyle söyleyeyim, birkaç gün, çok uzun süre olmamak şartıyla birkaç gün antibiyotik ve antienflamatuvar kullandırmak her zaman postop avantajlıdır. Hatta mümkünse operasyondan bir gün önce başlatmak daha avantajlıdır. Evet. Evet.
Başka bir soru daha vardı galiba. Sıtkı Bey'in bir sorusu var. Gram olarak ne kadar grafi yerleştirdik diyebiliriz diye sormuş. Şimdi tabii ki bu doldurmak istediğiniz sinüsün büyüklüğüne göre değişiyor. Yani ben 0.5 cc ile bitirdiğim, yani 1 gramla bitirdiğim şeyler de var. 0.5 gramla bitirdiğim vakalar da var. Yani 3-4 gram bir şey, yani 3-5 cc, 10 cc doldurduğumuz sinüsler de var. Bu sizin sinüsünüzün büyüklüğüne bağlı bir noktada. Ben vakaları gösterirken anlattığım gibi önemli olan şu, ne kadar dolduracağınız değil. Ha, şuna dikkat etmek gerekiyor ama onu söyleyeyim. Yani ne kadar dolduracağınız, membranı ne kadar eleve ettiğinizle ilgilidir. Çok eleve ederseniz, gereğinden fazla elevasyon yaparsanız, gereğinden fazla doldurmak zorunda kalırsınız. Anlatabiliyor muyum? Çünkü alır, mağara gibi yani. Sinüs gerçekten bir mağara gibidir yani. Ne verirseniz alır içerisine. Hiç endişe etmeyin burada. O yüzden böyle elevasyon miktarını sınırlı tutmak lazım. Ne kadar sınırlı? Yani hasta nefes aldığında, nefesini çektiği zaman sinüs membranı sinüsün içerisine doğru invaze olduğunda, gözünüzün önünde, hayalinizde implantın buraya sığar diyebiliyorsanız orada bırakacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki siz sinüsü teptikçe, grafti teptikçe membran biraz daha yükselecektir. Anlatabiliyor muyum? Onu da göz önünde almak lazım. Ne kadar doldurduğunuz, kaç gram doldurduğunuzdan ziyade hani ne kadar kondanse etmemiz gerektiği de önemli bir mevzudur. Onu anlatmıştım biraz önce. Koyduğunuz graf bembeyaz kalmayacak sinüsün içerisinde. Kabaca klinik olarak böyle söyleyeyim. Kanlanacak ve kanla beyaz kırmızı bir hal alacak. Tamamen kanın içerisinde de yüzmeyecek. O zaman da sıkıntı olur. Yeteri kadar boşluk koruyamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Yani kırmızılaşmış graft olacak. Beyazlaşmış değil, kırmızı halde graft olacak. Çok kondanse ederseniz kan az olur, kemikleşmede iyi olmaz. Öyle söyleyeyim. Sentetik grafti nerede kullanıyorsunuz gibi bir sorumuz var. Yanlış hatırlamıyorsam. Sentetik graftleri de yani aynı sığ kaynaklı olduğu gibi her yerde kullanabiliyorum. Sinüsün içinde de kullanabiliyorum. Normal augmentasyonda da kullanabiliyoruz. Çünkü neden? Sığır kaynaklı olmasıyla sentetik olmasının hani moleküler anlamda farklılığından hariç klinik olarak aslında çok büyük bir farklılığı yok. Çünkü bütün augmentasyon ve rejeneratif cerrahilerde graftin tek kullanım amacı vardır. Boşluğu korusun. Ve kemik, yani kanla birlikte pıhtıyla oluşan kemik boşluğu doldurana kadar yumuşak dokuyu uzak tutsun veya mekanik baskılardan boşluğun kaybolmasını engellesin. Graftin kullanım amacıdır. Şimdi biz sinüsün içine grafti niye koyuyoruz? Membran aşağı çökmesin diye. Koymadan eleve edip kapatsak yine bir miktar kemik kazanırız. Ama sinüs membranı aşağı doğru hareket edeceği için kazanmamız, yani pıhtıdan daha önce davranıp kemikleşme olmadan aşağı doğru hareket edeceği için hayal ettiğimiz kadar bir elevasyon sağlayamayız. Kemik sağlayamayız. Kemik dolumu sağlayamayız. O yüzden grafti koyuyoruz ki boşluğu bir müddet muhafaza etsin. Yoksa şöyle söyleyeyim. Benim sadece PRF kullanıp elde ettiğim kemikler var yani. Sinüs içerisinde. Sinüs bazı vakalarda. Tabii. Özellikle kriyastal yaptığım, çünkü 3-4 milimlik bir ve en fazla 4 milimlik bir yükseklik ihtiyacım var. Kriyastal yapıp sadece PRF tepip PRF yerleştirip kemik elde ettiğim vakalarımız da var. Ama biraz daha fazla dolsun istiyorsanız graft kullanmanız gerekiyor. Çünkü PRF birkaç haftada zayıfladığı için, eridiği için membran yine aşağıya doğru baskı yapmaya başlıyor. İşte graftin sinüs operasyonlarında kullanımının tek amacı membranı yukarıda tutmak. Boşluğu koruyabilmek. Yoksa kullandığımız sentetik veya sığır kaynaklı kemiklerin kendisi graft olmuyor. Kemik olmuyor. Onlar eriyip gidiyorlar. Ama eriyene kadar kemiğe zaman kazandırıyorlar. Oluşacak kemiğe. Evet. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa mikrofonlarınızı açıp kendiniz de sorabilirsiniz yazmak yerine. Başka yazan yok herhalde. Sormak isteyen de yok. Hocam
Bizi kırmadınız, geldiniz. Yaklaşık 2 saati geçen bir sunum yaptınız. Bütün meslektaşlarım adına, Çanakkale Odası adına size teşekkür ediyorum. Bir de bu meslek odalarına ben olan yaklaşımınız da çok hoş. Biz diş hekimleri hastayla karşı karşıya kaldığımız zaman bütün sorunları birebir kendimiz çözmek zorunda kalıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca bilgili olmamız lazım. Bu bilgiye ulaşmanın en kolay yollarından bir tanesi de meslek odaları, diş hekimleri odaları. Odaların desteğe ihtiyacı var. Hele hele son dönemde gittikçe güçsüzleşmeye başladı. O yüzden sizinki gibi yaklaşımlar bizim gönlümüze su serpiyor. Çok hoşumuza gidiyor. Sağ olun, var olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. İnşallah bu pandemi kalkar, normale döneriz. Ondan sonra sizi Çanakkale'de ağırlarız. Bizim çok memnun olurum. Firmayla olan görüşmemiz hep o yöndeydi. Geçtiğimiz yılın öncesinde başladık. Hocayı getirelim Çanakkale'ye, getirelim Çanakkale'ye diye, ama kısmette bu varmış. Bu sene maalesef böyle uzaktan yapıyoruz her şeyi. İnşallah burada da ağırlarız hocam. Evet tabii, yani yüz yüzenin sıcaklığını şeyden alamıyorsunuz haliyle. Online toplantılardan alamıyorsunuz. Tabii. Ben de çok isterim. Yani ben zaten en büyük zevklerimden biri meslektaşlarımla yüz yüze gelip onlarla bir şeyleri, mesleki anlamda bir şeyler konuşabilmek. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte bu yüzden diş hekimler odasını çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum odamıza. Bize bu fırsatı tanıdığı için. Gerçekten inşallah pandemiden sonra böyle bir organizasyonda da seve seve görev alırım yani. Bir izin istiyorum ben sizden. Bu sunumunuzu kaydettik. Onu odamızın YouTube sayfasında paylaşabilir miyiz? Tabii ki, ne demek, her zaman. Sakınca var mı? Tabii. Kaçıran arkadaşlar oluyor. Tekrar dinlemek isteyenler oluyor. Mutluluk duyarım. Evet, tabii ki mutluluk duyarım. Sağ olun hocam, teşekkürler size de. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, siz de bizi beklediniz, izlediniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Programımız yine devam edecek. Bu hafta sanıyorum bir tane daha olması lazım. Ama ayın 29'una kadar devam ediyoruz. Hepimize aşılı, sağlıklı günler dilerim. Aşıya yaklaştık. Pandemiden kurtulmaya da yaklaştık. Aman çok dikkat edin. Evet. Hoşça kalın hocam. İyi geceler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.